Hanımefendiler, beyefendiler, günlerden Salı ve Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın merakla beklenen ikinci günü başlıyor. Bugün aslen Mersinli yarışmacımız Murat'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Murat'cığım. Merhaba, ne haber? İyi gördüm. İyiyim, sen nasılsın? Çok şükür, teşekkürler, koşturuyorum. Kiminle geldin? Eda Naz'la geldim. Hastanede yakın bir arkadaşım var, hemşire. Onun kızı oluyor kendisi. Merhaba. Beraber bana eşlik etmek istedi. Sağ olsun, beni kırmadı daha doğrusu. İsminiz? Eda Naz Yılmaz. Eda'cığım tekrar hoş geldin. Öğrencisin sanırım. Evet, 11. sınıfım. 11. sınıf lise 3 oluyor değil mi? Lise 3 oluyor. Seneye bitiyor. Artık üniversiteye hazırlanacaksın. Evet. Üniversiteye programa katılmayı düşünüyorsun. Hadi ya. Seviyor musun yemek yapmayı? İleride belki ben de katılırım. Murat'cığım seni biraz yakından tanıyalım. Kimsin, neler yapıyorsun? Anlat lütfen. Tabii ki. İsmim Murat Çelik. Aslen Mersinliyim. 38 yaşındayım. 17-18 yıldır yalnız yaşıyorum İstanbul'da. Ne iş yapıyorsun? Sağlık çalışanıyım. Sağlık memuruyum. Laborantım. Ama şu anda bağlı olduğum kurumda yönetim kısmında görev alıyorum. Hobilerim arasında sinema, tiyatro, spor, eğlence, yurt dışı gezileri, konserler. Bunları çok yapıyorum zaman oldukça. Belgesel film izlerim, kitap okurum, gazete, dergi. Ailen Mersin'de mi? Ailem hepsi Mersin'de. Burada yalnız yaşıyorum ben, evet. Tam olarak kaç yıl oldu? 17 bitti, 18 sene olacak. Evet, buraya geldim, 19 yaşındaydım. Hala buradayım. Yemek yapmayı da bu dönemde mi öğrendin? Bu dönemde değil. Gürbüz, ben aslında yumurta bile kıramıyordum açıkçası. Ama daha sonradan böyle yalnız kala kala tabii her şeyi yapar oldum. Şimdi dolma yapıyorum, sarma yapıyorum, börek yapıyorum yeri geldiği zaman. Tek eksiğin bir gelin adayı yani. Yani onu da bakacağız artık inşallah. Ya annen, oğlum sana bulalım birini demiyor mu? Onu herkes diyor ya, annem mi diyor, etraftakiler de diyor ama yani onun için çok... Ya dedim ya, böyle aradığım bir şeyi bulamadım yıllardır. Böyle hiç denk gelemedi, kalbimi çalamadı kimse. Bunları ayrıca konuşuruz. Rakiplerin hakkında ne düşünüyorsun? Enteresan bulduğun tipler var mı? Enteresandan ziyade yemekler de çok enteresan. Ya Gürbüz, dünkü börek, 20 yıldır börek yapıyor Muazzez Hanım ama yani böreğin dibini yakmıştı, küçücük porsiyon, hepsini birleştirsek bir tane börek çıkmaz. Çok tadı tuzu olmayan bir şeydi. Peki ya diğer rakiplerin? Mesela Damla, Taylan falan nasıllar sence? Bunlar da böyle gezmeye gelmiş gibi bir havaları var yani, değişik. Taylan Bey zaten oturmuş bir şey söyleyince konuşuyor, hiç konuşmayı da bilmiyor doğru düzgün. Damla cins, değişik, enteresan bir tip. Saçları mavi, gözleri yeşil. Peki Sena? Sena Hanım da zaten öğrenci, o da muhtemelen değişiklik olsun diye gelmiş. Yani açıkçası bu yarışmacıların yemekle alakası yok, öyle gözüküyor. Bu kadar yemekten anlamayan yarışmacılar arasında ben yıldız gibi parlayacağım. Bu haftanın en şanslısı benim çünkü rakiplerim arasında yemekten anlayanlar yok görür. Eda'cığım, Murat'ın yemeklerinden hiç yedin mi? Arada annemin yanına gittiğimde hastaneye bize böyle somon falan getiriyor, suşi getiriyor, yiyoruz. Hadi canım, güzel yapıyor mu bari? Güzel yapıyor. Vallahi şimdi menünü iyice merak ettim. Hadi bize menünü say lütfen. Menümde Gürbüz pırasa çorbasıyla başlıyorum inşallah. Değişik mevsimde olan pırasayı kullanacağım çünkü. Daha önce de yapmıştım aslında, biliyorum. Ara sıcak karides güveç. Karidesi severim, güzel bir yemek. Arkasına ana yemek olarak kuşkonmaz üzerinde somon. Artı yanında baby patates ve baby havuç ve çeri domates de olacak. Arkasına roka salatası. Kaşarlı, biraz üzerinde kaşar olur. Son olarak da elmalı portakallı balık çevresi. O zaman sana kocaman bir alkış. Teşekkürler. Yalnız kolay bir menü diyecekler. Kolay mı? Balık menüsüne herkes kolay diyor. Yani ya şimdi şöyle bir şey var görürüz. Yani 50 kat 60 kat bir börek açıp baklava açıp içinin çiğ kalmasındansa ya da yanmasındansa hani lezzet çok daha önemli benim için. Ben lezzete önem veriyorum. Yani sonuçta bir emek harcayacağım burada. Keyifli olacaktır, öyle umuyorum. Artık markete gidelim mi? Gidelim. Eda'cığım, hadi Murat'a şans dile istersen. Bol şanslar. Teşekkürler. Hadi artık doğru markete. Koş Murat, koş. Menüsü tam aşko kuşko, tırnaklar uzun, yemekten anlamayan bir kız menüsü gibi olmuş. Murat Bey, maalesef.
menüsü balık menüsü ama başlangıcı pırasa çorbası. Pırasa çorbasını çok bir anlamlı bulamadım. Bir balık çorbası da başlasaydı. Ama tabii ki de onun tercihi. Bunu masada tabii ki de değerlendireceğiz. Bu menü gerçekten çok basit bir menü. Çünkü dün benim menüme, o kadar uğraştıran bir menüme, hepsini 40 dakikada ben yaparım demişti. Çok iyi hatırlıyorum. Bu menüyü de, yani emeksiz bir menüyü 10 dakikada çıkarmasını bekliyorum. 75 bin lira alacak kesinlikle bir menü değil. Ve başarılı olacağını da hiç düşünmüyorum. Bu basit menüleri bile başarılı olacağını sanmıyorum. Ve marketteyiz. Gel bakalım Muratçım. İlk manavla mı başlıyoruz? Evet, manavla başlıyoruz. Hemen bakalım. Hemen şu listeye bakmak istiyorum. Tertipli olup olmadığını listenin düzeninden anlarız. Yalnız alacağım pek bir şey yok. Zaten yemeklerinde de bir şey yok. Bir şey yok yemekte. Ya ben değil, yarışmacılar böyle söyleyecek. Anladım, anladım. Ben seni hazırlıyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Muratçım ilk neyle başlıyoruz? Hemen başlayalım. Pırasa, 4-5 tane demişim. Hemen pırasayı al. Hadi hemen al bakalım. Bak tam karşında. Bu pırasalar çorba için değil mi? Pırasa çorbası. İstersen o pırasaları keserek ufaltabilirsin. Nereden kesiyorum? Bak şurada bıçak var. Bugün Ahmet abinin izin günü. Yoksa o yardımcı olurdu. Yok gerek yok ya. Yalnız onları bir torbaya koysaydın keşke. Torbaya koyalım. Koymasak da olur. Çünkü bu yıkanacak ya tekrar. Ya dün Muazzez'e bu yemekleri yapmak 45 dakika sürer dediniz. O kadar basit miydi gerçekten? Ya çünkü fırına vermiş. Fırından sonra direkt ürünü yakmış. Yaktıktan sonra da 45 dakika, yani 45 dakika içinde zaten olacak bir menü. Murat Bey yemek yaptığına inanmıyorum. Hazırları alıp fırına sürüp önümüze getirecek. Bu yemek bir davet masası yemeği değil. Tabii ki yetiştirmesi lazım. 2,5 saatte bunun gibi 10 tane menü yetiştirmesi lazım. Yetiştirme konusunda sıkıntı yok ama yapabilecek mi? Lezzetli yapabilecek mi? Oraya emek katabilecek mi? Sürpriz bakalım bizi ne bekliyor. İçecekleri de aldık. Başka ne lazım? Başka bir şey gerek yok. Kaşar peyniri. Onlar diğer tarafta. Peyniri, süt, helva. Bir de şey. Ay, yalnız çok ağırsın Muratçım. Hadi çabuk çabuk. Ya. Hadi tahin helvanı da al hemen. Burada burada. Şimdi helva hazır diye bir sürü laf edecekler. Ya ne hazır? Bu fabrikadan işlenmiş gelmiş kardeşim. 3 ayda geliyor buraya. Hazır tahin helva bile kolay yapılmıyor yani. Bir helva kolay yetişmiyor. Yetişmiyor mu? Bir helva. Nasıl süt aldın? Organik süt. Özellikle mi organik aldın bakayım? O önemli. Kasaptan alacağım bir şey var mı? Kasaptan yok, söyleyeceğim bir şey. Yumurta? No. Peki başka ne lazım? Krema, peynir. Koş. Koş hadi al hemen. Tabii var. Şuradan hazır yufka falan lazımsa gelmişken al. Hayır, hiçbir şey yok. O zaman hadi kremayı al. Bu arada kremayı nerede kullanacaksın? Kremayı çorbada. En son pırasa çorbasını pişirdikten sonra kremalı daha lezzetli, daha güzel oluyor. Kremamız nerede? Burada. Krema hemen arkanda. Ya Murat Bey konuşacaktır. Zaten konuşmazsa hazır ürün kullanmamalıydı. Hazır ürün kullanan biri zaten kendisini savunmayı bilmeli. Zaten hazır ürün kullanmış. Eğer kendini de savunamazsa maalesef masadaki puanları onu hiçbir yere taşıyamayacak. Ne renk peçete alacaksın? Siyah beyaz çünkü bu benim işimi görür. Emin misin? 10 numara. Yalnız beyaz dedin, bu yeşilli. Hayır. Bu 10 numara, işimi görür. Bir şey diyeceğim, eve birkaç şey de lazım. Bunlardan alsam olur mu, eve götüreyim? Ne lazım mesela? Şakacı seni. Hadi devam. Neyse ki az şey aldın da alışveriş kısa sürdü. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar borcum? 860 TL. Buyurun. Vallahi bu tam bekar erkek alışverişi oldu. Çok masrafsız bir şey oldu, market alışverişi. Hemen gidiyoruz. Hadi gidelim. Koşa koşa gidelim. Evet, Gürbüz. Selam. Gel bakalım Muratçım. Koy torbaları şöyle. Bunlar sende. Artık ben üzerimde yaşayıp geliyorum. Tamam. Merhaba Gürbüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi bir tarz yaratmışsın. Bir gel bakayım şöyle. Geleyim hemen. Ya Muratçım, bu arkadaşlar kim? Bunlar halay çeken
çocuklar. Nereden buldun onları? Aldım. Şöyle bir yakından bakayım sana. Terliklerin ve halay çeken çorapların efsane. Beğendin mi? Çoraplara bayıldım. Sarı önlüğünden bahsetmiyorum bile. Biraz önlüğü tutamadık ama olsun ya. Vallahi seni gayet hazır görüyorum. O yüzden süreni başlattım. Yahu nereye? Sen önce masa kurmayı mı planlamıştın yoksa? Önce masamı kur. Hadi kur bakalım. Dur sana yardım edeyim. Bakalım bu siyah beyaz uyumuna ne diyecekler? Çiçeğin var mı? Çiçeğim yok. Nasıl? Çiçek yok, hiçbir şey getirmedim çiçekle ilgili. Böyle boş mu yani? Sade boş. Tabaklar itinayla yerleştiriliyor masaya. Ya sabah rakiplerin için yemekten anlamıyorlar dedin. Aralarında hiç mi anlayan yok? Ya yemekten anlamıyorlar. Şöyle Muazzez Hanım 20 yıldır işte çalışıyorum dedi. Hani ev hanımı. Hem yemek yapıyor ama yani dünkü menüsünden sonra hiç evde yemek yapıyormuş gibi bir izlenim vermedi bana. Devamlı dışarıdan söylüyor muhtemelen yemekleri. Bardaklar da ters çevrilmiş olarak yerleştiriliyor masaya. Vallahi bugün hayatın boyunca koşmadığın kadar koşacaksın Muratçım. Kesin. Şeyler var. Ekmeklik. Onu alalım. Bir de peçeteler kaldı. İsimlikleri Eda Naz yaptırmaya gitti. Hayırdır? Ne isimliği? Sürpriz ya. Şey, yarışmacı arkadaşların isimlerini yaptıracağım. Onlara özel. Tabaklarına koyacağım. Gelince sürpriz olsun onlara. Bir de ayrıca daha bir sürprizim var, onu daha sonra söyleyeyim. Vallahi çok merak ettim. Söylesene. Kurabiye. Şans kurabiyesi. Amerikan servislerinin ardından çatal kaşıklar da çift servis olarak yerleştiriliyor masaya. Şimdi sen aslen Mersinlisin ama İstanbul'a ne zaman geldin? İstanbul'a 2007 yılında geldim. 19 yaşındaydım geldiğimde. Okumak için mi gelmiştin? Hayır, atandım ben. Şu anda hala çalışıyorum orada. Aynı yerdeyim. 17-18 yıl olacak. Çift servis olarak yerleştirilen çatal kaşıkların ardından son olarak ekmek de masadaki yerini alıyor. Masan bitti mi? Bence bitti. Harika. Güzel. O zaman nereye? Çok güzel. Yemeğe. Hadi başlayalım. Başlayalım. Ya Murat Bey'in menüsü kolay. Eminim zamanında kalacak. Bari bu zamanını masasını güzel bir şekilde hazırlamaya, güzel bir şekilde kurmaya adasın. Ondan güzel. Kendi görüşüne uygun bir masa bekliyorum. Bakalım neler olacak. Tarzını masaya yansıtır. Tarzını kesinlikle masaya yansıtır Murat Bey. O adam yapar. O adam güzel de bir masa sunar. O çünkü bayağı takık bence böyle şeylere. İş hissediyorum bence yapar. Değişik aksesuarlar koyabilir. Merakla bekliyorum gerçekten. Gerçekten merakla bekliyorum. Pırasa çorbası için pırasaların yeşil kısmı kesilerek temizleniyor. Yemek yapmaya ilk nasıl başladın? İlk yemek kendim evde görmüş. Kendi kendime yaptım dedim ya. Önce yumurta falan da kırmayı bilmiyordum açıkçası. Daha sonradan yapa yapa kendim. Önce bir menemen yaptım en basit olarak. Yumurta kırmaya başladım. Yaptım yani. 17 yaşında tek yaşamak zor olmadı mı? Zor oldu. Yani şöyle zor oldu. Tek başıma geldim. Burada hiç kimseyi de tanımıyorum zaten. 17-18 yaşında. Bir şekilde alıştım ya. Alıştan sonra da her şey oluyor zaten. Yapıyorsun. Alışa alışa. Bir şekilde geçiyor yani. Şimdi bunları bir... aslında en son yıkamam lazım da şimdi önce alayım şeylerini. Pırasalar yıkanmadan önce üst yaprakları çıkartılıyor. Bu pakettekiler nedir? Ha bunlar sürprizdi. Ha bahsettiğin sürpriz bunlardı. Şans kurabiyelerinin içinden yazı çıkıyor değil mi? Yazı çıkıyor. Pırasa çorbası için patateslerin kabuğu soyuluyor. Evlenmeyi düşünüyor musun bakayım? Evlenmeyi düşünüyorum tabii de yani nasıl kısmet ya şu anda. Dedim ya öyle bir şey bir durum yok. Nedir onun ismi? Bir acil bir durum söz konusu değil. Bu arada havuçları yıkadın ama kabuklarını soymayacak mısın? Yok soymayacağım direkt doğrayacağım. Yıkadığım için diyorsa. Yıkadığım için tabii. Kabuklarıyla ve şey. Zaten blend edeceğim ya görürüz. Pişer yani şey olmaz. Blend edeceksen doğrama şekli de çok önemli değil o zaman. Büyük büyük doğrayabiliriz bunları. Peki pırasa, havuç, patates dışında soğan falan koymayacak mısın? Soğana gerek yok çünkü pırasa var ya. Ha pırasa zaten soğangillerden değil mi? Tabii soğangil. Büyükçe doğranan havuçlar çorba tenceresine konuluyor. Pırasa çorbası. Pırasayı çok sevdiğim söylenemez. İnşallah pırasalar diri diri olmaz. Eğer diri diri olursa yandın Murat Bey, yandın. Pırasa çorbası başlangıç olarak kış ayları için uygundur. Ama nasıl yapacak acaba? Pırasaları
püre etmemesini umuyorum. Püre şeklinde bir çorba, mama gibi bir çorba gelmemesini umuyorum. Ama taneli, güzel, mevsimine uygun bir çorba ise güzelce de yaptıysa da puanını veririm. Ya dün benim yaptığım erişte, yeşil mercimekli erişte çorbasına yorum yaptı. Kıvamı da gayet güzeldi ve gayet taneliydi. Kıvamı da iyiydi. Buyursun bugün kendisi pırasa çorbası taneli bir çorba yapsın. Benimki gibi taneli bir çorba yapsın. Hakkını versin. Görelim bakalım nasıl yapacak. Pırasa çorbasını kimden öğrendin? Çorba kendim yaptım evde ya. Annenden falan öğrenmedin yani. Yok, kimse öğretmedi bana, görüyorsun. Peki nasıl öğrendin? İnternetten bakarak öğrendim. Kendim yapa yapa öğrendim. Bir şekilde öğrendim yani hani. Sonuçta bekar hayatı, yani bir şekilde yemeği yapmak lazım, aç kalmamak lazım ya. Tek başıma yaşıyorum sonuçta. Her zaman dışarıdan yenmiyor. İyi de çalışırken yemek yapmaya fırsatın oluyor mu? İşten gelip ne yapıyorsun mesela? Yani işten geldiğimde çok yorgun olursam, çünkü işte çok hani dedim ya, yorucu bir işimiz var bizim, sağlık sektörü. Çok yoruyor. Akşam eve geldiğimde, ama özellikle hafta sonları falan yemek yapıyorum. Hafta içi çok zamanım olmuyor, yorgun olduğum için işten gelince. Ama onun haricinde hafta sonu özellikle evde kaldığım vakitlerde hep mutlaka yemek yaparım. Öyle ayırdığım bir yemek hiç olmadı. Her çeşit yemeği yedim. Yiyorum da daha doğrusu. Onu yemem, bunu yemem istemiyorum. Patates ve havuçla kavrulacak pırasalar da büyükçe doğranıyor. Instagram sayfan var değil mi? Var tabii ki. Şimdi sayfana bakıyorum da. Ooo, bozlar mozlar. Hızlı mısın biraz acaba? Yani hangi konuda hızlı mıyım? İşte efendim, hızlı tetkik yapmak, kan sayımında en hızlı sonucu almak diyeyim. Hızlı sonuç veriyorum ya, görürüz. Yalnız bazen 6-7 ay sonrasına randevu verenler var. Niye böyle oluyor? Yoğunluktan dolayı tabii ki, 6 ay 7 ay, çünkü İstanbul kalabalık şehir. O yüzden o kadar geç sürede çıkması normal. Çorba için büyükçe doğranan pırasalar da diğer sebzelerle kavrulmaya başlıyor. Kavrulan sebzelerin üzerine tuz ekleniyor. Sırada karides güveç var. Ay, yalnız Muazzez karides yiyemiyormuş. Muazzez karides sevmiyor. Hatta midye, kalamar ve ahtapot da yiyemiyormuş. Ne olacak şimdi? Beni hiç ilgilendirmiyor. Yani sonuçta burası yemek programı. Bunu yemek zorunda. Yiyecek yani. Karides de yiyecek, somon da yiyecek, balık da yiyecek, tavuk da yiyecek. Şimdi bu karidesleri ne yapacaksın? Bunları şimdi sote yapmamız lazım. Güveç için sotelenecek karidesler bol suyla yıkanıyor. Karides güveci severim. Karides sert olmaması gerekiyor. Onun üstünde bazen böyle kabukları kalıyor. Kabukların kalmasına da iyi temizlenmesi gerekiyor. Eğer bunları yaparsa gerçekten puanım güzel olacak ama olmazsa Murat Bey'in çekeceği var bugün. Zaten böyle basit bir menüde karidesleri eğer ayıklanmış ve dondurulmuş kullanılmışsa o Murat Bey'in hatası olur ve bu ara sıcak için benden puan alamaz. Hayatta yemeklerini ezdirmez. Kesinlikle savunur. Ama zaten savunması doğru bir şey bence. Yani dün ne demiştim? İnsan için en önemli şey hayatta zaman demiştim. Zamanı harcıyor buraya, bir emek veriyor. Emeğine sahip çıkması da iyi bir şey. Yani herkesin kendi emeğinin ne olursa olsun savunmasından yanayım tabii ki ben. Ama hani tabii ki güzel bir üslupla inşallah. Yani nezaket kuralları çerçevesinde hani üslup ya. Gerçekten üslup çok şey değiştiriyor bence. Dün Damla'nın saçları çok konuşuldu. Yalnız sen de bir ara sakallarını sarıya boyatmışsın. Farklı olmayı seviyorum ama orada şey var. Ben Galatasaraylı olduğum için o Icardi sakalı aslında. Bu Icardi olayı nedir ya? Icardi şöyle, adam şey olduğu için, nedir onun ismi? Ne? Saçları sarıya boyadı ya, belki... Icardi boyadı diye sen de sakallarını mı sarıya boyadın? Sakallarımı sarıya boyadım yani, o zaman bundan ikisi, 1,5 sene önce falan da. Sen farklı olmayı seviyorsun galiba. Farklı olmayı seviyorum. Damla da farklı. Ya hep de damlarım üzerinden gitmeyelim ya bence. Yahu masada en farklı olan ikinizsiniz. Bu arada bir gün hastaneye gelip tarzını görmek istiyorum. Bana da tetkik falan yaparız. Hastanede 2-3 aydır haber bekliyorum sizden. Başhekim beyimiz bile hani oraya kadar herkes sormaya başladı. Ne zaman çıkacaksın Murat? Ne yapacaksın? Ne zaman çıkacaksın? Ne zaman gideceksin? Ne zaman geleceksin? Bir sürü şey oldu. Sizi de biliyorlar, takip ediyorlar yakından. O zaman ben oraya bir kontrola geleyim. Kontrole gel. Tabii ki gel. Olur değil mi? Seni kontrol ettireyim orada. Anlaştık. Tamam peki. Kendini gerçekleştiren bir birey. Hala bunun arkasındayım, bu sözümün arkasındayım. Yani marjinal olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Yani yine böyle marjinal şeyler, bir tarz yapabilirim, marjinal bir
şekilde karşılayabilir. Hani giyim kuşamı, aksesuarları, herhangi bir sürpriz de yapabilir bu arada. Bilemiyoruz. Belki o da saçlarını maviye boyatır. Bu arada sevgili Eda isim etiketlerini getirdi, sağ olsun. Bak işte hepsi burada. Yalnız kendi adına bile bastırmışsın. Onu niye yaptılar bilmiyorum ya. Murat, Sena, Zuhal Hanım, Taylan, Muazzez ve son olarak Damla. Anladım. Bu arada 1 saat 45 dakikan var. Biter mi sence? 1 saat 45 dakikada biter diye umuyorum ya. Bence de biter. Ya Damla yemekten anlıyor mu sence? Damla Hanım'ın yemekten anladığını düşünmüyorum. Dün zaten kendisi yaprak sarma yaparım, yok dolma yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım dedi ama kendi menüsünde yapar mı bilmiyorum ama merak da ediyorum açıkçası. Karides güveç için kırmızı biberler büyükçe doğranıyor. Peki Damla'nın gülerken ağzından su püskürtmesine ne diyorsun? O çok iyiydi ya. Su fışkırttı ya. Olay tam olarak nasıl olmuştu? Ya ben orada bir şey söyledim. Ona da güldü ama o hiç beklemiyordu öyle bir şey. Beklemediği için öyle bir tepki verdi. Bence görüntü olarak kötü oldu ama yani olabilir ya, sonuçta güldü, kahkaha attı. Peki kahkahalarına ne diyorsun? Ya bir şey diyemiyorum kahkahasına, ne diyeyim. Herkes çok güldüğünü söylüyor. Gülsün, gülmek iyidir. Ya Damla Hanım aslında kendine özgü bir kadın. Yani çok eleştirmek istemem ama masaya aslında gülmeye, eğlenmeye, Zuhal Topal'la birlikte yemek yemeye gelmiş. Bunu kendisi de masada söyledi. Damla Hanım marjinal bir tipliğiyle komik olduğunu zannediyor ama trajikomik bir kadın bence, bana göre. Ama Murat Bey de takılarıyla, küpeleriyle, işte o yakasını bağrına kadar açmasıyla onun da biraz komik olduğunu düşünüyorum. Bakalım neler yaşayacağız. Doğranan kırmızı biberler de sotelenecek soğanlara ekleniyor. Ay, yalnız çok ağırsın. Sen hep böyle yavaş mısın ya? Ya aslında öyle değil mi? Şu an dedim ya, aslında alışmaya çalışıyorum. Alıştım da. Yabancı bir yer. Hem de sen beni konuşturuyorsun ya. Ben konuşmasam daha iyi yapacağım. Yani olay döndü dolaştı, yine bana mı patladı? Olay sana döndü. Yalnız Damla da yavaşmış. Dün öyle dedi biliyorsun. Dedi ya, bir haftada yaparım ben falan diye. Şimdi ne yapacaksın anlat lütfen. Şimdi bunu sote yapacağız. Soteleyeceğiz güzelce. Sarımsak da koyacak mısın? Sarımsak koyalım. Yarışmaya neden katıldın? Bu yarışmaya niye katıldım? Seviyorum ya. Sizi ben çok takip ediyordum eskiden beri zaten. Sevdiğim. Yemek yapmayı da seviyorum ya. Keyifli. Görürüz yemek yapın. Severek de yapıyorum yani. O yüzden dedim hem hayatımda bir anı olsun, değişiklik olsun benim için. Öyle bir hatıra amaçlı katıldım. Hem değişik bir ortam. Hem parayı da kazanmak istiyorum tabii. 75 bin lira var sonuçta işin içinde. 75 bin lira az bir bu para değil. Bir de o parayla ben öyle şey yapmayacağım ya. Kendim için değil de biraz sokak hayvanlarına bağışlayacağım. Birazını. Sen de bizim gibi hayvan seversin galiba. Hayvanları severim, çok severim. Evde kedin ya da köpeğin var mı? Vardı. Kedim köpeğim. Daha sonradan çok bakamadığım için vermek zorunda kaldım. Kedi köpek güzeldir, severim. Sokak hayvanları özellikle. Ama dediğim gibi ben kazandığım vakit takdirde birazını sokak hayvanlarına bağışlarım. Karides güveç için doğranan soğan, sarımsak ve biberler sotelenmek üzere ocağa alınıyor. Çorba ne durumda? Bunu kaynarken şimdi blend edeyim ben güzelce. Bu arada somonu marine edecek misin? Yok, marine etmeyeceğim. Direkt fırında. Peki herhangi bir sos yapacak mısın? Herhangi bir sos da yapmayacağım. Öylece fırına mı atacaksın yani? Tuz, karabiber. Zaten somon yağlı bir balık ya, görüyorsun. Yağlı bir balık olduğu için çok şeye gerek yok. Gayet de güzel olacak. Pırasa çorbasının pişen sebzeleri blenderla ezilerek karıştırılıyor. Karidesler soğan, sarımsak ve biberlerle sotelenmeye başlıyor. Karidese tereyağı falan da koyacak mısın? Aslında tereyağı düşünüyordum ama yani girmese de olur. Ben birkaç parça tereyağı. Çok şart değil. Tereyağı şart değil yani. Sıvı yağ kullandığım için tereyağının olup olmaması çok önemli değil karides için. Blenderla ezilen pırasa çorbasına sürekli karıştırılarak krema ekleniyor. Bu arada 1,5 saatin kaldı. Nasıl hissediyorsun? Keyifli. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Seninle tanışmak güzeldi Gülbüz. İzlerken bana uyuz oluyor muydun? Doğruyu söyle. Yok, en çok uyuzluktan değil de seni merak ediyordum. Gerçekten mi? Nasıl bir kişiyle karşılaş. Ama ben böyle beklemiyordum. Nasıl bekliyordun? Hafif kel, kafası arkasında saç olan, göbekli,
kısa boylu. Yani beni bu kadar göbekli beklemiyor muydun? Yok, biraz daha göbek. Yahu zaten 130 kiloyum, daha ne olsun? Senin sağlığın için iyi değil. Yani bir kilo vermek her zaman sağlık için önemli. Sen kel bekliyormuşsun ama rastalı saçların nasıl? Harika. Arkadan niye bağladın saçlarını? Ya mutfakta hijyen önemli. Kıl tüyü bulaşmasın diye. Ha, o yüzden. Bu arada karidesleri daha ne kadar soteleyeceksin? Bitti, bu kadar. Karides güveç bu. Ya bu derken şimdi bunu zaten fırına vereceğim. Üzerine kaşar rendeleyeceğim. Ondan sonra bitiyor. Tavada sotelenen karidesler ve sebzeler küçük güveç kaselerine yerleştiriliyor. Herkese kaçar tane karides koyacaksın? Üçer tane koyayım. Eğer yetmezse tekrar bir daha. Tekrar koyacağım. Üçer tane şimdilik böyle. Üçer porsiyon. Her bir porsiyon için güveç kaselerine konulan üçer tane karidesin üzerine sebzeleri ekleniyor. Karides güveç için kaşar peyniri rendeleniyor. Böyle bir menüsü varken benim menüm, yani kendi menüsünü biliyor, benim menümü gördüğü zaman kesinlikle doğru bir değerlendirme yapmadı, akıl tutulması yaşadı ve tamamen 5 puanı vermesi kendisine oynuyor. Benim birincilik için oynuyor ama bu menüyle zaten birinci olamaz. Sanırım buraya kendini göstermeye gelmiş. Düne göre olumlu puan, daha olumlu puanlar verebilirim eğer güzel yapmışsa. Benim için biliyorsunuz, ben sizinle daha önce de konuştum. Yemeğin menünün basitliği aslında gerçekten önemli değil. Lezzeti önemli. Yağı tuzu nedir? Ya da ne bileyim, lapa mı olmuş, pilav atıyorum, hani tane tane mi olmuş, ya da yemek sebzeler pişmiş mi, pişmemiş mi, ya da erimiş mi? Yani benim için bunlar önemli. Ben şeye çok takılmıyorum, hani menü basitmiş, işte çok hızlı oluyormuş, ben bunlara takılmıyorum. Sena hakkında ne düşünüyorsun? Sena ile başlayalım. Sena yemek yapmaya hevesli. Öğrenciymiş zaten kendisi. Muhtemelen hayatına farklı bir dokunuş yapmak istiyor. Değişiklik olsun diye gelmiş. Farklı bir ortam, farklı bir yer. Bakalım, onun yemeklerini de merak ediyorum aslında. Sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenci biliyorsun. Evet evet, sınıf öğretmenliğini okuduğunu söyledi. Öğrenci arkadaş, genç arkadaş, 23 yaşlarında, öyle söylemişti sanki. Bakacağız, göreceğiz ya, yemeği nasıl. Merak ediyorum açıkçası, gerçekten. Sence yapabilir mi? Sena'da o şey var, onu aldım. Yapabilir. Yani Damla'dan onu alamadım ama Sena'dan onu aldım, yani yapabilir. Taylan hiç zannetmiyorum ya. Taylan sanki masada bir var bir yok ya. Bir hayalet gibi, böyle değişik. Yani değişik ya, dedim ya, bir var bir yok. Bir konuşuyor. Bir şeyler söylüyor. Söylediği şeylerin yarısını anlamıyorum. Kendisi stilist ve styling yapıyor. Şu an bir dizide de styling yapıyor hatta. Doğrudur. Bu arada Sena demiş ki çorbayı blenderdan geçirirse pırasa çorbası olmaz, lapa olur. Pırasa çorbası taneli olmalı ve içine pirinç konulmalı demiş. O tercih meselesi. Pirinç olur olmaz, taneli bırakır bırmaz. O kişiyle alakalı ya. Ya çorba tamamen tercihtir. Taneli de yapan var, tanesiz de yapan var, pirinçli de yapan var, pirinçli de yapan var. Ha bir de demiş ki, bu kadar basit menüsü varken karidesi dondurulmuş ve ayıklanmış alırsa benden puan alamaz demiş. Dondurulmuş değil, taze kendim aldım geldim. Rendelenen kaşar peynirleri karides güveçlerin üzerine yerleştiriliyor. Ben değil, bugün yemeklerim konuşacak. Tadına baktığınızda anlayacaksınız zaten. Murat Bey, dün Muazzez Hanım'ın sırasında ben bu yemekleri 45 dakikada yaparım demişti. O zaman Murat Bey, siz bu menüyü 25-30 dakikada çıkarmanız gerekiyor. Bu da masada tartışılıp konuşulacak bir konu. Bakalım bize nasıl cevaplar verecek. Benim menüm, dünkü benim menüm eğer 40 dakikada yapılıyorsa, ki kendisi öyle iddia etmişti, onun menüsü de 10 dakikada yapılır. Bu arada Sena demiş ki, dün Muazzez'e bunlar 45 dakikalık yemekler diyen biri bu yemekleri 25 dakikada yapar herhalde demiş. Yani onunla ilgili evet... Şu an bir şey diyemedim. Onun menüsüyle benimki arasında fark var ya. Sonuçta börek yani. Bir saniye, hemen geliyorum. Karides güveç sonradan pişirilmek üzere fırına yerleştiriliyor. Şimdi hangi yemekler hazır? Çorbamız hazır. Karides güveç. Ana yemeğimiz kuşkonmaz. Onları bir sote edeceğim. Kuşkonmazı, baby havucu, bir de baby patatesi. Onları da fırına vereceğim. Somonla birlikte sunulacak kuşkonmazların kök kısmı temizleniyor. Menüyü hazırlarken kimden tavsiye aldın? Ya benim şef arkadaşlarım var aslında, görürüz. Görüştüğüm, konuştuğum arkadaşlarım. Ünlüler, onlar da çalışanlar. Onlara devamlı görüşürüm, konuşurum. Ya öyle mi? Onlardan duyduğum, gördüğüm,
Dedi birkaç defa yaptım bunu yani, öyle yapmadım değil. Onlarla da konuşunca tavsiye üzerine değil aslında, benim aklımda olan bir şeydi. Onları da bana tavsiye olarak söylediler. Ben de dedim ki yapabilirim yani. Kuşkonmazlar bol suyla yıkanıyor. Baby havuçların kök kısmı kesilerek temizleniyor. Demek şef arkadaşlarından tüy aldın. Ya aldım. Onlar çok bu konuda tecrübeli. Onların yaptığı yemekleri de ben restoranlara gittiğim zaman yiyorum zaten. Sen yemek kültürüne bayağı önem veriyorsun demek ki. Ya şöyle Gürbüz, ben aslen Mersin'iyim ya. Mersin, Çukurova taraflarında, Adana Mersin'de. Bizim yemek kültürümüz çok iyidir. Salçalı yemeklerimiz. Ya keşke somon yerine tantuni yapsaydın derler mi acaba? Tantuni yani bu ortama uygun olmazdı ya. Yapıyorum aslında, seviyorum. Çiğ köfte yapıyorum. Vay! Kebap yapıyorum. Hepsini yapıyorum ama burada çok olacağını düşünmediğim için. Bu arada bunların kabuklarını soymaya lüzum yok ya değil mi? Ben sanki daha önceden soymadım. Kuşkonmazlar bekletildiği sudan çıkartılıyor. Baby havuçlar bol suyla yıkanıyor. Sırada baby patatesler var. Kaç tane baby patates servis edeceksin? Bunları böleceğim ikiye. Böldükten sonra ikişer tane koyacağım. Az demesinler sonra. Yok, az demezler ya. İkişer tane yeter. 12 tane baby patatesten ikişerli porsiyon hazırlayacaksın yani. Aynen öyle. İkiye böleceğim. Bunların bu arada ben normalde kabuklarını soymuyorum. Baby patates olduğu için kabuğu zaten ince. Güzelce yıkarsan soymana gerek yok. Bunları önce tavada çevirip sonra mı fırına atacaksın? Evet, bu kadar. Şunları bir böleyim tekrar ikiye. Patatesleri tekrar yıkayacaksın değil mi? Böldükten sonra yıkayacağım. Çok da büyük durmadı aslında, iyi. Baby patatesler ortadan ikiye kesiliyor. Somonla sunulacak kuşkonmazlar tavada soteleniyor. Ayrı bir tavaya alınan baby patatesler ve baby havuçlar da zeytinyağıyla sotelenmeye başlıyor. Garnitürleri aynı anda sotelemen iyi oldu. O zaman bunlar olurken başka bir şeye geçelim mi? Tamam, başka? İstersen salata için rokaları yıkamaya başla. Böylece salatayı da aradan çıkarmış olursun, ne dersin? Tabii ki, hemen yapıyorum roka salatası için. Şu kalan patatesleri diğer süzgece koy istersen. Böylece rokaları daha kolay yıkayabilirsin. Teşekkürler Gürbüz. Rica ederim, ne demek? Sen de olmasan. Çok konuşuyorum diye bana kızıyorlar ama gördüğün gibi yardım da ediyorum yani. Roka salatası için roka yaprakları bol suyla yıkanıyor. Sotelenmeye devam eden kuşkonmaz baby patates ve havuçlara tuz ekleniyor. Garnitürler de hazır sayılır. Şimdi ne yapacaksın? Kaşar rendeleyeyim biraz. Kaşar ne içindi? Karidese rendeledin ama. Doğru, başka bir şey için değil. Tatlıda kullanmayacağız. Salata için. He, roka için, roka. Roka salatasına kaşar mı koyacaksın? Aslında onu belirtmiş miydim? Hayır, roka salatası yok yok. Senin iyice kafan karıştı. Şimdi ne yapacaksın? Tamam, o arada tatlıya geçeyim. Ya tatlıdan önce salatayı hazırla istersen. Salatayı hazırlayınca sadece tatlın ve somonun kalıyor. Bu arada garnitürlerin altı hala yanıyor. Yansın. Kuşkonmazlar olmuştur herhalde artık. Yeterli zaten o ya. Bu arada her tarafı kirlettim. Babyler ne durumda? Yok, babyler biraz daha pişiyor. Hadi şimdi tezgahını temizleyip salatayı yap bakalım. Rokaların üzerine de bol limon. Oh, mis. Yemede yandı. Balıkla roka çok yakışıyor, öyle değil mi? Rokayla tabii, balık her zaman balık ve roka. Gelişi güzel doğranan roka yaprakları salata kasesine konuluyor. Üzerine sonradan sos eklenecek olan roka salatası buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Roka salatasının sosu için sıkılan limon suyuna nar ekşisi, tuz eklenip karıştırılıyor. Roka salatasının sosu da buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Roka salatası anam babam usulü roka salatası. Yani bir zorluk olacağını düşünmem. Evet, balığın yanına yakışan bir salata mı? Evet, balığın yanına yakışan bir salata. Bu arada karides güveçler de hala fırında pişmeyi bekliyor. Hadi aç bakalım. Açık değil değil mi? Ya açık olsa elin yanardı. Şimdi önce karidesi mi, helvayı mı yoksa somonu mu fırına atacaksın? Şey, önce karides güveç. Öyle mi? Bunu pişireyim. Karidesi sıcak vermek istemiyor musun? Helva bu sefer soğuk olacak. Vallahi onun kararını sen ver. O zaman önce karidesi mi pişireceksin? Bunu pişireyim yani, bunu daha sonra ısıtamıyor muyum? Isıtabilirsin. Tamam. Yani? Şimdi hem karides güveç hem de helvanın sıcak olması lazım değil mi? Somon da sıcak olacak. Vallahi bence pişme sürelerini düşünerek bir karar ver. Şu an kalan süren tam 40 dakika. Şu an karides güveçlerimi fırına vereceğim. Karidesler zaten sotelendiği için çabuk kızarır. Sonra ısıtma hakkım var bu arada.
Tamam. Ama o zaman balığı en son yapayım ya. Bu arada da helvayı yaparsın. Helvayı da yapayım herhalde. O zaman hadi fırını çalıştır bakalım. Karides güveç kaç dakika pişecek? 10 dakika falan. O zaman ısısını da ayarla hadi. Karides güveçler 200 derecede pişmeye başladı. Bu arada bunları bir yerleştireyim. Şöyle. Şimdi bu sotelediğin kuşkonmazlarla baby patatesleri ve havuçları da fırında pişirecek misin? Aslında bunların fırına falan girmesine de gerek yok ya. Öyle düşünüyorum. Pişmiş yani ama ya da fırına girebilir tabii. Tavada sotelenen baby patatesler ve havuçlarla kuşkonmazlar fırınlanmak üzere yağlı kağıt serili tepsiye konuluyor. Fırında pişecek olan somon dilimleri yağlı kağıt serili tepsiye yan yana sıralanıyor. Tuz ve karabiberle lezzetlendirilen somonlar fırında pişmek üzere tezgahta sırasını bekliyor. Karides güveçler ne durumda? Bir 5 dakika sonra alırım onu. Tatlımız için helvalarımız burada. Elmalı, portakallı, balıkçı helva tatlısı. Nasıl yapacaksın anlat bakalım. Şöyle yapacağız. Tatlıyı ben bu helva tatlısını, daha doğrusu portakallı helva tatlısı, elma altında. Daha önceden de hiç yapmadım. Bir arkadaşım yine bana tavsiye etti bunu. Yine burada bir deneyeceğim. Ama güzel bir tatlı. Yemiştim o daha önce. En azından yemişsin. Tatlı için ne lazım? Kırmızı elma ve portakal. Yalnız eldivenleri değiştirsen iyi olur. Elmalı, portakallı, balıkçı helva tatlısı için kabuğu soyulan kırmızı elmalar dilimleniyor. Bu arada Damla neler demiş neler. Damla demiş ki, bugün girişte tatlış tatlış davranırsa kendisini affederim. Kin tutamıyorum demiş. Dün bunun için mi gülüyordu acaba? Olabilir ya, evet. Ya dediğim gibi dünkü masada yaşanan şeyler, ilk günün vermiş olduğu heyecan da olabilir. O arada böyle bir ufak da olsa tatsız bir şey yaşandı. Ama gülmek, eğlenmek güzeldir tabii ki. Herhangi bir kin beslemiyorum ona karşı elbette. Niyetim kötü değil elbette, bir espri manasında. O da güldürmek için herkesi o şekilde bir izlenim bırakmış olabilirim ama kendini üzmek, kırmak gibi bir şeyim olmadı hiçbir zaman. Ay! Yalnız şu kaseye yetmedi. Yok şöyle yapacağım, evet. Fazla oldu zaten. Bunları fazlasıyla koydum. Tam oldu ya. Demek ki bir tane büyük elma yeterliymiş. İstediğin gibi oldu mu? Gayet de güzel oldu bence. Portakalları doğrayalım. Büyükçe doğranan portakallar da elmaların üzerine yerleştiriliyor. Murat Bey yine burada hazıra kaçmış. Marketten aldığı hazır helvayı biraz da içine tatlandırıcı, yağ, süt koyarak fırına verecek. Zaten pişmiş, o kadar kolay bir tatlı ki bari onu da güzel yapsın da bizden bir şeyler alabilsin puan açısından. Karides güveçlerden boşalan fırında somon dilimleri pişmeye başlıyor. 2 paket helva kaseye konuluyor. Sade tahin helvası kullanıyorsun değil mi? Tahin helvası, evet tahin helvası aynen öyle ama bunu bir kessem iyi olacak parça parça. Çünkü direkt parçalanmayabilir, parçalanmıyor zaten. Bildiğimiz tahin helvası bu. Tahin helvasını sütle şu anda karıştırıp iyice böyle kıvamı aldıktan sonra portakalların, elmaların üzerine yayıp fırına vereceğim. Portakallı, elmalı, balıkçı helvası. Şaka maka, yemeklerin bitmek üzere. Peki yemeklerin içine sindi mi? Tatları nasıl oldu? Yemeklerim güzel oldu gerçekten. Tadına tuzuna da baktım özellikle. Çorbanın tadı güzeldi. Balığım güzel. Güzel bir balık seçmişim. Karides de güzeldi zaten. Güzeldi ya. Yani ben içime sinmeyen bir şey olmadı. Gayet de güzel, şık, lezzetli bir yemek çıkarttığımı düşünüyorum. Yemeklerin kaç puanı hak ediyor sence? Yemeklerim kaç puan hak ediyor? Yani dürüst olmak gerekirse yemeklerim en aşağı 7 puanı hak eden bir yemek yapıyorum şu anda. En aşağı 7 puan bekliyorum. Göz kararı süt eklenen 2 paket tahin helvası iyice ezilerek püre kıvamına getiriliyor. Tahin helvası ve süt karışımı güveç kaplarındaki elma ve portakal dilimlerinin üzerine yerleştiriliyor. Somonlardan sonra fırında pişecek olan elmalı, portakallı, balıkçı helva tatlısı da nihayet hazır.
Roka salatası için çeri domatesler yıkanmak üzere süzgece konuluyor. Muratçığım, vallahi başardın. Başardım. Seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Güzeldi, keyifliydi, hoştu. Yemeğimi de yetiştirdim. Artık bundan sonra ki süreçte yarışmacılar düşünsün. Roka salatasının çeri domatesleri de hazır. Bir üst rafa alınan somon dilimleri pişmeye devam ediyor. Elmalı portakallı balıkçı helva tatlısı da fırında pişmeye başlıyor. Ve son 8 dakika 25 saniye. Bitti mi? Bitti. Vallahi 8 dakika 25 saniye kala bitirdin. Son 8 dakika kala bitirdim. O zaman şimdi ne yapacaksın? Gelmeyen gürbüz. Hadi çabuk. Koş Murat koş. Zor Hanım. Ben Murat Bey'in düğünü için gelmiştim. Erkek tarafıyım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Canım tam altını getir. Ben hazırlık. Şeye göre yakınlık ilişkinin seviyesine göre. Çok teşekkür ederim. Geldim. Dayım gelin oğlu Murat'ın düğününe geldik. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yakınlık derecesine göre yanımda çeyrek tam yarım bulunduruyorum. Sana tam takacağım. Tam. Altın. Sen çünkü benim yarışmacımsın. Çok sağ olun. Evet. Teşekkürler. Ben böyle şık bir erkek yarışmacı, çok şık yarışmacılar gördüm. Sağ olsunlar. Efendim merhabalar herkese. Fakat böyle damat olursun inşallah. Gel. Teşekkürler inşallah. Efendim oğlumuz Murat. İşi gücü yerinde, sağlıkçı. Bugün puanlarınıza taliptir kendisi. Bekarım. Bekar. 38 yaşındayım. 38 yaşında. Burcum Kova. Kova Burcu. Sağlıkçıyım. Evet. İşin iyi. Yani, sigortan var mı? Maaşım iyi, her şeyim maaşın, iyi. Çok evin, şükür. Evin barkın bir ev şey. Ev var, araba var. Oh, yat var, kat var. Yat mı? Yani. Bu da hem neler ne. Hadi be. Bak ben sana yancı olabilir ha, dikkat et o gürbüze. Şimdi senin de birazcık hafif maddi durumu iyi gördü. Efendim somonu yok. Olsun, pırasa çorbası olsun, oğlumuzun karides güveci olsun. Efendim iyi puanlarınıza talibiz bugün. Evet. Allah'ın izni peygamberin kahvede 9-10 bekliyoruz. 9-10. İnşallah. 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 Güzel mi yemeklerin? Tamamladın değil mi? Gel. Evet, yaptım. Severek. Aa mutfağı da toparlamışsın. Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Ben oturayım artık. Buyurun. Çok teşekkürler. Bu takım... Yani var ya, inanılmaz ya. Gerçekten de çok çok şıksın ya Murat. Bize özel mi? Yani program için mi yoksa giyer misin hayatında da? Normalde de giyerim. Giyer misin? Benim gardırobum var boydan boya böyle. Boydan boya hanımlar, gardırobum odası var. Gardırobum var. Evet. Her çeşit smokinim var. Ne? Renkli. Şaka. Kırlı. Vallahi ayakkabılarım 70-80 tane ayakkabım vardır. 70-80. Abartısız söylüyorum ama. Al bir de kadınlara derler ayakkabı düşkünü yok kılık. Al bak gerçekten böyle beyler de var. Gerçekten 70-80 çift ayakkabım var Zuhan. Ne hoş. Çok severim. Vallahi çok güzel. Giyin. Seviyorsun kendine bakma. Ne kadar güzel bir şey. Hep derler insan önce kendisi için giyinecek. Kesinlikle. Yani evde tek başınıza bile olsanız bir saçınızı başınızı tarayın. Yani böyle bir efendim hanımlar bir ruj, erkekler böyle bir hoş böyle değil mi? Belki spor ceket falan böyle. Kendimizi iyi hissetmemiz lazım kesinlikle ya. Öyle. Evet. Ortaya bir şey mi gelecek? Ortaya bir şey gelmeyecek. Gelmeyecek mi? Sade, şık benim gibi. Böyle. Ha öyle mi? Siyah beyaz. Valla beni bozmaz. Zil mi çaldı? Galiba. Hayır, bir galiba. Hadi bir bak bakalım. Damiyat Bey. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Murat Bey yanlış gelmedik değil mi? Düğünüm vardı bugün. Evet. Merhaba Murat Bey. Merhaba, hoş çeyreğimizi alsaydık keşke. Damlanın. Hoş bulduk Murat Bey. Merhaba nasılsınız ya? Teşekkür ederim. Günlerim çok şıksınız. Paketimi vereyim. Nasılsın pardon. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Aynen. Merhabalar. Hırkan çok hoş. Merhaba, oo, sen de hoş olmuşsun. Muazzezciğim, gel canım, gel. Merhaba. Evet, merhaba. Evet. Nasılsınız Zuhal Hanım? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim aynen, ah, teşekkür ederim. Dişkom, ne zarif. Kimin Zuhal'i bu? Bu benim Zuhal'im, kalbimin direği, düşlerimin prensesi, canımın içi. Ah, çok teşekkür ederim, çok tatlısın.
Bana mı besteledin? Otur lütfen, hoş geldin. Çok güzel olmuşsunuz. Çok evet, şükür çok yakışmış. Ay gerçekten siz de şıksınız ama hepimizi solda sola bırakacak bir insan varsa şu an Murat bu evde. O da Murat Bey. Yok, evet, Taylan, gerçekten. Önce senin fikrin çünkü stylist kendisi. Stil danışmanı hemen yorumla. 80'ler yılından çıkmış piyanist şantör. Ya beni kıskanıyor şu anda. Çok, gerçekten bu hayatta tek sizi kıskanıyorum, inanır mısınız? Evet budur. Beni kıskanıyorsunuz Taylan. Çok kıskanıyorum. Hayatımda tek kıskanacağım insan tipi sizsiniz, biliyor musunuz? Hiç böyle hayatınızda birisi var mı acaba? Çok. Zaten çok ol ama bu şekilde hayatınızda birisi olamaz. Olamaz zaten, ben olmaz, istemem. Aynı kulvarda olamam o kişiyle, merak etmeyin başka siz. Başka yok yani. Neden beğenmedin papyonuyla? Yok yeleğiyle? Ama piyanist şantör, elinde bir de klavyesi eksik. Aa aşk ben olsun. Ben klarnet çalıyorum aslında, bir ara çalıyorum. Bir de klarnet de mi çal? Vardı. Vallahi yani. yok. Sen maşallah. Nasıl buldun Muazzez? Sofrayı sormuyorum. Yani, farkındaysanız Murat'ı soruyorum. Kapıyı açar açmaz acaba yanlış mı geldik? Nikah mı vardı? Nikahın ortasına mı o geldik? O espriyi ben yaptım. Ya. Geçti. Tam altın geldi bana. Tam altın geldi. Zuhal Hanım sağ olsun. Tamam. Bence yani, şık ya, ne güzel özenmiş ya. Bence hoş. Ne yani, eşofman üstüyle karşılasa yok, daha mı iyi olur yok, tişörtle güzel, falan? Yok güzel, güzel ama şaşırdım. Evet. Şaşırdık, evet şaşırdık. Murat Bey kapıyı açtığı zaman şok mu oldum? Gözlerimi dışarıda bırakıp içeri öyle girdim. 80'ler döneminden fırlamış piyanist şantör. Murat Bey damat mıydı yoksa filmde bir yıldız mıydı anlayamadık. Kendini böyle parlatmaya çalıştı ama maalesef Murat Bey bugün söndü. Adam özenmiş, giyinmiş. Ay yerden yere vuruyorlar adama. Gayet özenmiş, giymiş, güzel işte. Nesi varmış ki yani adamın? Neyini beğenmediler ki ben anlamadım ki yani. Hoş geldiniz tekrar. Tekrar hoş geldiniz. Sizleri gördüğüme mutlu oldum. Sizi de çok heyecanlı gördüm bugün. Hiç gözünü kırpmadan bakıyorsun bana. Biliyorsunuz size zaafımı. Ay. Teşekkür ederim canım. Sen de çok şık olmuşsun bu arada. Elbisen çok hoş. Taylan, kimseyi sana beğendiremiyoruz. Ama Zuhal Hanım görebilir miyiz? Bu da mı değil? Ayşe teyzenin peynir tişörtünü giyip gelmiş, bugün elbisesini giymiş. Dün peynir tişört giydi, galiba. Bugün elbisesini giymiş. Bakkala çıkayım derken yemek yiyip programına gelmiş. Aşk hanımefendinin olsun. Büyük ihtimalle tamam, peynir sponsoru var. O yüzden herkes veriyor. Sponsoru. Damla Hanım galiba benim söylediklerimden biraz feyiz almış. Bir tık daha şık gördüm ama bir tık yani daha ama da iyi olabilir aslında. Aslında bakarsanız Taylan Bey'e o kadar söyledim. Dedim ki stylingsiniz, herhalde beni de giydirirsiniz diye kabul etmedi kendini. Hayatım, herkesin bir kaşesi var maalesef, yapacak bir şey yok. Evet, ne çok kadar acaba kaşeniz? Belki bir sponsor bulurum sizin. Yok teşekkür ederim. Ben öyle herkese çalışmıyorum. Selebrit olman lazım. Selebrit? Beyefendi de havasından geçilmiyor. Peki masaya bakalım. Murat Bey, masanızın çiçeği ya da bir güzel bize böyle yansıtacak bir aksesuar süs nerede acaba? Unuttunuz mu? Ya unutmadım aslında. Ben böyle uygun gördüm. Sade ve şık olması. Ben de sordum. Bir objem, bir şeyin yok mu? Ortaya bir şey mi gelecek? Yani böyle uygun olması gerekiyordu. Benim gibi sade ve şık dedi. Murat Bey. Ya gerçekten çok sade. Kendinize verdiğiniz özeni keşke biraz daha seyredeseydiniz. Arkadaşlar konuşsun. En son ben konuşmak istiyorum. Konuş. Şimdi bir kere bir masa görüyorum ve bir sizi görüyorum. Açık ve net. Şu an hiçbir şey doğru değil masada. Ne gibi? Bir kere masa süsümüz yok. Evet. Bardaklar bu şekilde olması gerekiyordu. Açık. Bunu biz çevirmemiz gerekiyordu. Ve bıçaklar yanlış sıralanmış. Bıçaklar içe bakması gerekiyordu. Artı olarak da runner'ın üstü, her bardak runner'ın üstü ve kendi bardağın siyahın üstünde. Şu an masaya dair hiçbir özenti görmedim. Özenti. Siz bana evet hiçbir özen yok. Şu an kendi bardağıma ilk bakışta bir şey görmüyorum ama karşı bardakta direkt su lekeleri. Karşı bardakta lekeleri görüyorum. Ciddi damlanın anlamda. Dün benim masam nasıldı Murat Bey? Yani bir çiçekle her şey olmuyor ki. Bir çiçek değil de ama düzen, çatal kaşık, bıçak yani yanlış düzeni. Yanlış bir börek getirdiniz hanımefendi. Şu an masa düzenini konuşuyoruz. Yani üç tane ben böreği bir araya getirdim. Sizin tabağınızdaki... Hayır bakın Murat Bey, konuşuyorum lütfen sözümü kesmeyin. Sizin tabağınızdaki böreğim yanlış değildi. Evet, herkes kendi tabağından sorumlu ve siz şu an böreğe atlamayın. Şu an konumuz masa değil mi? Orada bardağın, ne var masada? Bardağın ters çevrilmesinin sebebi içerisinden toz herhangi bir şey kaçmasın diye. Dün benim bardağım lokantalarında yapılıyor. Evet. Davet lokantalarında yapılıyor. Esnaf lokantasıyla ne ilgisi var? Bardak bu. Hangi şey? Bardak iki değil mi bardak? Yani, ne farkı var bardağın? Şu şekilde. Ya bu bardak esnaf lokantasında kullanılmıyor mu? Servislere nasıl servis edileceğini öğrenirsiniz, sonra tekrar yaparsınız. Ve benim bardağımda leke var. Ve benim bardağımda da leke var. Bakabilirsiniz. Hiç silinmemiş. Bu bardağı sen sildin mi bardakları falan? Bende bildiğiniz ya, şey var, parmak izleri var. Eda Naz'a sildirdim. Eda Naz kim? Lütfen arkadaşımın bakın. Arkadaşımın kızı. Tamam. Kızınız. O yardımcı Eda Naz mı? Arkadaşınızın kızı.
Fark eder mi? Barın evet, hangisi silmemiş var? Çünkü ya çocuk ya da bilmiyor. Ya ne hayır, fark eder ya? Bakın, Zuhal'in bunun içinde bir şey var. Barınların. Ona sildirmiş. Yani. Niye? Bunun içinde bir başkasına şey var. Başkasına sildiriyorsun bardakları. Ve şuna çok dikkatimi çekti. Bileyim. 16 yaşındaymış. Neyi koklar mısın? Bunun içinde bir şey var. Ne gibi? Bakın şurada mikroorganizmalar halinde duruyor. Mikroorganizmalar. Evet, bakar mısın yukarıdan aşağıya? Yukarıdan aşağıya gelen su izleti oradan görebilirsiniz. Az sonra amip falan bulacaksınız. Ya bulaşık makinesi, çamaşır makinesinden çıktı oradaki gibi. Oradaki bir tane bulaşık mı? Zaten orada bir yanlışlık olmuş sanırım. Detay değil bu. Hayır hayır, bulaşık makinesinden çıktı. Çamaşır makinesinden hayır, hiç yani bu, bunda su içilmez arkadaşlar. Eda Naz 16 yaşında, o herhalde bir yandan mesajlaşırken arkadaşıyla. Benim de kızım var 17 yaşında. Şaka yapıyorum, Eda Naz'ın ne suçu var? Eda Naz mı yarışacak? Değiştir var lekeler. Gördünüz değil mi? Üstüne iki tane nokta şey var. Gördüm. Ben de komple değiştirin çünkü hepsi lekeli. Şöyle yapalım, sen şimdi önce bizim çorba servisi yap. Tabii ki. Gelirken de istersen sana şöyle kaseleri verelim. İki kaseyle git. Gelirken de tepsiyi getir istersen. Hepsini topla topta. Tamam öyle yapayım sana. Sonra da bir ara silersin. Masa düzeni diye bir şey ortada yoktu. Her şey yanlıştı. Çatal bıçak dizimi yanlıştı. Bardakların sunumu yanlıştı. Ortada bir çiçek yoktu. Hijyen yoktu. Hiçbir özen yoktu. Masa düzeni yoktu ki. Masa düzeni asla yoktu. Bardaklar tersti, çiçek yoktu, bir şey yoktu. Zaten benim bardağımda leke değildi. O birazcık kirlimsi gibi bir şeydi. Bildiğin esnaf lokantasına mı geldik, davet masasına mı geldik? Tabii ki de esnaf lokantasına da gidilir, gidilmez demiyorum. Ama nereye geldiğimiz belli değildi. Yani Murat Çatalı Bey... ben düzelttim, böyleydi. Şöyle evet, Murat Bey biraz evet. Masa hazırlarken... Çok yoruldunuz şu ana gerçekten. Bayağı sizi yordu o çatalı düzeltmek. Yani yordu, hayli alakalı olsaydı. Aynı anda konuşmayın. Masanızda sıkıntı var gerçekten. Ya, pardon, ben rahatsız ettim sizi. Halbuki rahatsız edemezsiniz. Murat 8 dakika 25 saniye erken bitirmiş. Yani çünkü erken bitirmeniz zaten. Menüsü mü yok? Menüsü yoktu. Hazır yemekleri ben dün benim menüme tam ne dedik? 40 evet, dakikada. 40 dakikada ben bu menüyü hazırlayayım diyen Murat Bey'den kendi menüsü için 10 dakikada hazırlamasını bekliyordum açıkçası. Pardon bir yerden ses mi geliyor? 10 dakikalık bir menüniz vardı sizin tabirinizde. Bunlar sizin sözünüz benim değil. Benim menüm nasıl 40 dakika oluyorsa sizinki de 10 dakika olması gerekiyordu. Murat Bey. En azından hiç yanını görünüm yok hanımefendi. Zamanında çıkarttım yani. Yanınızı zaten ürününüz yok çünkü ki. Çünkü ürününüz yok. Nasıl ürünün yok ya? Bekliyorum. Bunlar ne hanımefendi? Göreceksiniz birazdan. Karides güveç var, somon var. Zaten somon 10 dakikada pişer. Hatta fırına 10 dakikaya bile çıkar, gerek yok. Yani. Ama onu yapamayan da yapamıyor. İnşallah bunu biliyorsunuz değil mi? Doğru. Somonu eğer yapamayan da yapamıyor yani. Damla Hanım, Damla Hanım gece 3'e kadar yaprak sarmış ama yine olmamış. Dün söyledi ya tuzları bıraktım arkadaşlar, diye. Arkadaşlar güzel provalar yaptım size güzel şeyler yedireceğim inşallah. Bir güzel, sene önce bıldırcın yapmıştı bir tek. Güzel yani, lezzetler yiyeceksiniz inşallah. Prova yapıyorum, çalışıyorum. Sen gününe daha senin günün var. Sen provanı yap herkese selamet için. Öncelikle kendin için sonra inşallah. Bizler için. İnşallah da güzel bir performans çıkarırsın ortaya. Kıskandılar beni gerçekten çok kıskandılar ya. Beni böyle görmeleri. Onlar var ya çok bu arkadaşlar herkes çok fesat ya. İnanılmaz yani öyle böyle değil. Çok kıskançlar. Aslında ben size bir şey söylemek durun, istiyorum Damla Zuhal Hanım. Söyleyeceğim. Siz ve Muazzez Hanım dışında ben bugün bu masadakileri biraz küsüm açıkçası da tavırlıyım. Niye? Tavırlı... ben şok. Tavırlı olduğumu şu şekilde söyleyeyim. Çok fazla kibarlıktan, çok fazla tatlı dilden, merhametten, böyle tatlış minnoş bir kız olmaktan anlamadıklarını düşünüyorum. Burası öyle bir sofra değil biraz zaten, masa böyle, değil. Hanımefendi biz buraya minnoşluğumuzu yarıştırmaya gelmedik, yemekleri yarıştırmaya geldik. Farkındasınız yani. Değil mi? Nerede olduğunuzu biliyorsunuz değil mi? Yok, nerede olduğumu bilmiyorsanız gayet bir tekrar farkındayım. Anlatalım size. Yok, nerede olduğumun gayet farkındayım. Niye bir insan böyle olamaz mı bu şekilde, ben. Yaşamaz mı karakteri gibi? Ama bir şöyle performans bir şey düşünüyorum. Mi? Ben öyle bir insanım çok... demek istiyor herhalde değil mi? Ben seni daha pozitif, daha optimist gördüm, daha anlayışlı, daha hataları tolere edebilen yarışmacı olamaz mı yani? Herkes şey mi? Yani ama hani şöyle dün söyleyeyim. Her şey yedi köyü kasabayı yedi. Biz 6 verdik, laf söylendi. Hanımefendiye 7 verdi. Bu ada benim verdiğim adil. Şöyle bir şey var. Evet, Damla Hanım'ın verdiği puan adaletsizdi. Evet. 7 puan. Şöyle adaletsizdi çünkü hepsini beğendi. Ben Damla Hanım'dan 9 puan bekliyordum. Şimdi herkesin de yorumuna göre de şöyle bir durum oldu. Damla Hanım'ın 10 verecek, 9 verecek gibi bir algısı vardı. Çünkü yemekleri de hepsini beğendiği için, masayı beğendi, tümünü beğendi. Ve bunu bekliyorduk açıkçası. Eminim ki sizler de böyle düşünüyordunuz. Ben ve diğer arkadaşlar da sırf o Damla Hanım 10 verecek diye
6'ya çektiler, 5'e çektiler. Benim puanımı, derecemi... Sen bu işi? Hiç öyle bir şey yapmadım. Ben gayet açıklamamı yaptım. Adil bir puan verdiğime de inanıyorum. Eksikleriniz vardı, güzel bulduklarımız vardı. Ona göre güzel bir puan verdik. Kaç verseydik, o mu verseydik? Neydi? Yanmış böreği o mu verildi? Ne istiyordunuz? Eksiğim neydi? Eksikten kazandım. Hanımefendi, garnitür... Atıyorum çanak köftenin içinde garnitürleriniz olmuştu, yani. Kalın olmuştu. Gelen böreği, bana göre eksik, size göre olmayabilir. Kime göre, neye göre? Benim 4-4 bir masam vardı. Yani temizliğinden, titizliğinden hepsi. Şu an peki bir şey söyleyeceğim. Ne vereceksiniz? Çok merak ediyorum. Buyurun. Sena, sen Damla'nın yüksek puan vereceğini düşünerek puanı düşürdün mü? Hayır, tabii ki. Asla öyle bir şey yok. Muazzez Hanım galiba dün eve gidip uyumamış, bunu düşünmüş herhalde. Ben hak ettim. O zaman tepkinizi verseydiniz bence. Evet, şimdi değil. Konu bu bile değil yani. Dün de kaldı, siz bugüne gelin. Boş verin. Yarın da göreceğiz. Diğer gün de göreceğiz. Tabii ki de göreceğiz. Tabii. Bu arada menüsü yok ki diyorlar senin için. Evet. Çok kolay buldu herhalde yarışmacılar. Ya önce bir tadına, lezzetine bassınlar. Bakacağız. Damla, evet sen tamamla, lafın yarım kaldı. Böyle minnoşluktan, tatlişlikten yani anlamıyorlar dedi. Yani şöyle söyleyeyim, tavır değiştirmek zorundayım. Çünkü neden? Ben de kendi annemin babamın çocuğuyum. Ben tabii. De değerliyim. Bu kadar çok yüklenmenize artık izin verip annemi babamı üzmek istemiyorum. Ben de oturuyorum. Canım babam benim prenses gibi büyütmüşken kimsenin beni açıkçası aşağılamasına ve yermesine aşağılamasına. Anneleriniz, babalarımız evet, değerli. Yani. O zaman buraya anneniz babanız gelseydi o yarışsaydı. Böyle geldiğiniz sürece ben her gün size yorum yapacağım, farkındasınız değil mi? Ben de artık suçlayacağım. Çünkü sizin karşınızda Sultanahmet'te turist yok hanımefendi. O ne demek ya? Artık ben de nereden çıktı Sultanahmet turisti? Ne alaka Sultanahmet turisti? Öyle oluyor. Sultanahmet turisti hep kandırırlar ya. Hanımefendi bizi kandırmaya çalışıyor. Öyle olur. Aynen turist bugün. Neyse bir yemeğimizi yiyelim de. Sen olmaktan çıkma. Sen doğru bildiğin yolda devam. Yani kaşımda da mı var bir şey? Aklımdan bir sürü şey geçiyor ama ağzımı filtrelemeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim size. Kaşıkta ne var? Benimkinde bir şey yok. Şöyle bir kendimi görüyorum. İz vardı. Ben bu parlaklığı kazandırdım şu an. Evet, içebiliyorum. Ya bulaşık makinesinin bıraktığı izleri anlayabiliyorum ama diğer bardaktakiler evet biraz lekeler var. Afiyet olsun. Eline sağlık olsun. Murat. Damla Hanım bana, Sena Hanım'a küsmüş. Çok da umurumdaydı zaten bana küsüp küsmemesi. Dertlendim. Damla Hanım gece gitmiş galiba, bunu düşünmüş. Bayağı kendine dert edilmiş. Düşünmüş. Yani küsedebilir, konuşabilir. Zaten masada yaptığı tek şey yemek. Ondan başka bir şey beklemiyorum. Tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış. Yarışmacılara sürprizin vardı. Aa, o sürprizi unuttum ya. Ne pardon. Sürprizi? Pardon, aklımdaydı ya. Pardon Zuhal, hemen geliyorum. Murat'ın sürprizi varmış. Aa, nedir acaba? Sürprizleri severim. İnşallah kötü bir sürpriz değildir. Evet, aa, Taylan. Ama olsun. Hayır, dur bakalım. Bir sürpriz geliyor. Sen ne ayırıyorsun çatalla çorbanın içinden? Bir tüy, bir şey çıktı da. Tüy mü? Bilmiyorum, size göstermeye çalışacağım. Sizin için şans kurabiyesi almıştım. Aa, çok teşekkür ederim. İçine, ama yiyeceksiniz, içinden çıkanı okuyacaksınız, olur mu? Bunu şey... O sizin şansınıza. Hadi benim şansıma kalsın. Teşekkür şöyle ortaya bırakıyorum. Ama açmanız lazım. Niyetine bunu bırakır zaten Murat Bey yani. Aa, onlar ne? İsim etiketli. Aa, şimdi keşke koysaydın bak. Niye bak, evet, ay çok teşekkür ederim. Bak. Sena Hanım buyurun. Herkese etiketi koymuş masada oturma düzeni. Bu kadar nadir var bir şey düşünürken. Tamam, keşke bardaklarınızda ters koymayı düşünmeseydiniz. Murat Bey. Ay ne zamandır, yıllardır. Hiç şansı İçine çıkan okur musunuz? Bunu siz mi hazırladınız? Onu ben hazırlamadım tabii. Yani. Sürpriz, tamam. Paketinden belli değil mi yani? Yok artık. Damla Hanım buyurun. Teşekkür okur musunuz acaba? Ben okuyabilir miyim? Çok da numarası olmayan... Edemem ya kazandınız. O değil. Ekspro kodu ile... O değil. O değil, diğeri arkası. Öyle yazıyor. Ama öyle yazıyor, evet. Acı ekşili çorba kazandınız mesela. Hayır yani... o değil ya. Hayır. Güzel, bir çekilmiş mi var? Ya. Ne zamandır katılmıyordu. Nereye? Ay ne bileyim oğlum, açtım bu çıktı, al Edemem'e kazandınız evet. Bilmem ne koduyla ya. Diyor. Yaşasın Edemem'e kazanmış. Ama olabilir evet, kazanmış olabilirsiniz bence. Aha. Nerede içeceğiz peki bakalım. İlk ben okuyayım mı? Yeni bir ortaklığın eşiğindesin. You are... O İngilizcesi de var. On the... İngilizcesi de var. Bu kadar mı? Yeni bir ortaklığın peşindesin. Yani evet, anlamsız şeyler. Zuhal Hanım benimki de ortaklaşa işler ön plana çıkıyor. Hani bari yeni güzel bir söz, bir güzelsiniz. Gürbüz. Ama... Seni seçtim. Ortam. Ortam olur musun? Ben de okuyabilir miyim?
İşinin you keyfini are my çıkar, partner. Başarı seninle. Efendim? İşinin keyfini çıkar, başarı seninle. Evet. Yine evet, size bir teklif çıkmış. Heyecan verici bir teklif alacaksınız. Oo, hadi eyvah bakalım. Eyvah. Damla? Abi ufakta bir iş seyahati vardır. Düşünce de daha faydalı olacak. Oo çok güzel. Düşünce de faydalı olacak. Bu şekilde İngilizcesini okur musunuz? There is a business travel on the horizon. Teşekkür ederim. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Ama Eda Mehmet'e beni heyecanlandırmadı değil. Murat evet. Bey, rica etsem ben su alabilir miyim? Tabii evet ki. Evet. İstersen yeni bardaklarda gitti. Teşekkür ederiz bu güzel jestin evet, için. Olmuş. Güzel bir jest yapmış oldum. Sadece güzel bir jest yapmış oldum. Masanın düzenini kapatamadım maalesef. Şans kurabiyesinden bana çıkan niyetim başarımla alakalıydı. Ve haftanın başarısı olacağımı şans kurabiyesinde çıkmıştı zaten. Güzel bir sürprizdi ama benim puanımı etkilemeyecek. Ben daha ziyade lezzetlere göre puan veririm. Hani böyle isterse dünyanın hediyesini alsın çok umurumda değil açıkçası. Onun karakterini yüceltir yani. Yoksa yemekteyiz de puanını yükseltmez. Ufak ufak yorumlara başlayacağız. Evet. Sen de gel. Herkes içti mi? Aa, Damla'nın yüzüne bak. O minnoşluk bir anda gitti. Ne oldu? Ay çok ilginç bir şekilde etimsi bir koku alıyorum. Etimsi? Et suyumsu böyle hani nasıl anlatsam. Benim seneler evvel yaptığım bir atıyorum, yarışmada şey demiştim. Bulyon gibi. Davarsı bir koku var. Hiç unutamam onu davarsı. Davarsı bir koku. Etimsi. Bundan ne et suyu falan mı koydu acaba? Ne bileyim bulyon olabilir bir şey olabilir. Bulyon koydun mu buna Murat? Ya ne suyunu ne bulyonu ne etini ne yapayım ya. Bak yok öyle bir şey. Ne işi var pırasa çorbası? Su vereyim size böyle. Bardakları toplayacağım daha sonra. Tamam. Aldım teşekkür ederim. Aldım kabul ettim. Yedi. Manifestini de yaptı Damla Hanım. Maşallah. Umarım kendi gününde geri döner bu manifest. Çünkü ihtiyacınız olacak. Bir et, et suyu. Hayır hiçbir yok, şey yok. Bulyon yok. Hiçbir şey yok. Ben almadım etimsi bir koku alan. Yok ben aldım kokuları tek tek. Sen tamam ete hassassın anlıyorum da burada etle efendim. Hazmedemiyor. Neyi? Damla Hanım şeyi böyle et falan filan her şeyi. Pırasa çorbası ya. Ya ne eti ne bulyonu kardeşim. Pırasa çorbası yani. Bulyon. Bunları anlamıyorum yani ya ağızların tadı bozulmuş. Saçmalık ya. Ben de bir mantık bekliyorum oldu konuşmalarda da neyse. Peki gel Murat. Bir daha yorum yapar etimsi mısınız? Etimsi dedi. Et, ne eti ne? Bulyon mu, et suyu yok, mu yok. Böyle bir bunda hayvansal bir koku alıyorum yani öyle hayvansal söyleyeyim. Hayvansal. Hani hayvansal bir gıda olabilir. Ya mandasal. Mandasal olabilir ama yok mandasal koku manda, yok. Dünkü manda yoğurdundan evet. Damla Hanım gerçekten trajik komik. Ürperti evet geldi bana. Komik ama değil, gerçekten Muazzez Hanım gerçekten çok güzel espri yaptınız. Zaten Muazzez bir sana küs değil bir bana değil. Hepimiz evet, de küsmüş bu arada. Hepimizin de hala öğrenemedik de. Ben beğenmedin mi şimdi Damla bu çorbayı? Ya bir de şey hani pırasa çorbası olduğundan kaynaklı mı bilmiyorum. Böyle kıl tüy gibi habire bir şeyler. Kıl tüy evet, değil hanımefendi. Posa posa ayıklı. İçeriniz zarı o. Soğan gibilerden olduğu için. Daha önce çorba içtiniz mi pırasa çorbası? Evet içtim. Emin misiniz? Evet. Peki. Kıl tüy değil ya o yüzden. Hayır. Verdiği his o. Verdiği evet, hisse kıl demeyelim ona yani hanımefendi. Çünkü demin de Sena aynı şeyi söyledi. Evet değilmiş ama bak değilmiş. Ama kıl tüy denirse rahatsız eder yani. Yok, zar dersek. Değil. Rahatsız edici bir şey. Ben Murat Bey'e bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi siz bu çorbayı blenderdan geçirdiniz mi? Geçireyim derken bir anda bıraktınız mı? Blenderdan geçirdim. Bu şekilde. O zaman yani ilk önce olmamış. Blenderdan yani yarıda kalmış mı? Çeyrekte mi kalmış diyeyim yani. Ortada kalmış şimdi patatesi birazı gitmiş o birazı kalmış yine aynı şekilde havucu böyle olmamalı dediğim gibi içinde pırasa var bir sebze var blender ettiğiniz için onlar birbirine kıl kıl ayrılmış durumda. Lezzet? Lezzet açısından da bu kıvamda olmamalı fazla perk olmuş diyeyim. Pelte diyorsun. Evet tuzu yani bir tık daha az olabilirdi belki. Baharat konusunda iyi ama kıvam asla bu değil. Bu değil diyor. Tatlı geldi mesela. Tatlı yok mı geldi? Evet yani tatlı değil. Biraz daha tatlı. Havuçtan mı acaba? Nedeni evet. Ben hani bir tık daha bana gerçekten tatlı geldi. Hmm. Ve iyi blenderdan geçirilmiş bir tık katı olmuş bence çorba. Ve tadı da dediğim gibi tatlımsı bir şey geliyor yani. Eyvah. Dur bakayım Muazzez ne diyecek? Şimdi çorba olmamış. Net olmamış. Bu çorba değil bir kere. Ama şimdi şöyle yapalım. Blenderdan geçirmeden taneli bir çorba içmeyi tercih ederdim. Artı şu herhalde pırasa ve soğan kattınız mı? Pırasanın blenderdan geçmemiş kısmı burada kocaman. Bunun gibi birkaç tane daha yuttum, yedim yani. Afiyet olsun, geçmemiş. Yiyebilirsiniz onları da. Havuçlar... Sebze zaten faydalı. Tamam, tabii ki faydalıdır. Faydalı. Patates de var mı içinde? Var. Ben de ne tadı aldım biliyor musunuz? Pırasadan buyurun çok patates püreli, taneli havuç muhallebisi.
gibi bir tat aldım. Çünkü bu çorba değil. Çok bu bebek gerçekten. Maması. Bu çok bebekleri mantıklı. 6 aydan sonra sevgi evet. çorbasına geçiriyoruz ya. Bunlar çok demode oldu ama. Demode oldu yani. Evet, çocuk maması oldu. Bilmem ne. Yani geçin, bakın, geçin bunları. Ama bu 6 aylık çocuğa verilmez. Boğazında evet. kalır mı? Çocuk da içebilir. 80 yaşındaki adam da içebilir. 9 aydan çorba. Sonra verebilirsiniz. Ama tabii çorba ki içebilir. Yani. Ama çocuk bu, maması ne demek? Şöyle bir şey. Bu blenderdan geçirmiş bir çorba olsaydı taneleri olmayacaktı. Taneli bir çorba olacak olsaydı diğer sebzeleri görebilecektik. Aferin tane dediniz bir tane köşesinde tane çıkar. Yok bey bende de var yani. Birkaç tane yedim. Topat gibi. Evet. Birkaç tamam çıkartın hepsini çıkarıyorum. Göreyim ben. Çıkartın tamam hepsini. Bırak çıkarıyorum. Çıkartın ben birkaç tane yedim. Hatta çok şöyle. Nerede çıkmıyor ki bir tane sizin çıkartın. Sizin için arayacağım. O kadar da çorbaya da. Sizin için arayacağım. Yani ne bakın. Arıyor ki içerisinde onu anlamadım. Niye aramayayım? Yemek yarışmasında değil miyiz? Hani ne arıyorsunuz içinde? Taneleri görmek istiyorsunuz ya. Buyurun aferin, bir tane tane var zaten. Bak, daha başka bu tane değil. Bu blenderdan geçmemiş pırasa parçası. Tamam bir tane yarım saattir onu söylüyorsunuz zaten. Bakın gelin lütfen. Buyurun patates. Aferin patates. Başka bir şey var bakın, mı? Onu patatesler yani. Blenderdan geçmemiş. Havuçlardan yedim birkaç tane bir sürü var. Yani bu süzme bir yani bakın, sebze çorbasıysa bunların ne işi var? Evet bu süzme aslında. Bir çorba değil. Zor Hanım hepsi ezilmiş şekilde sadece bir tane pırasası var köşesinde ezilmemiş o kadar. Mı? Yani ezilmeye çalışılmış. Eski dün taktım gözlüğü bugün taksaydım yani da belki daha iyi görürüz. Yani çorba değil Murat Bey. Gözlüğü daha sonra size daha iyi göstereceğim. Vermedim. Afiyet olsun. Başka sürprizler de mi geliyor? Var var. Vallahi Murat sürprizlerle dolu bir yarış. Çorbadan yana sınıfta kaldınız Murat Bey. Ya bu ne saçma sapan şeyler ya? Bir tane... Pırasanın köşesini bulmuş. Pırasanın köşesindeki şeyi taban kenarına koymaya çalışıyor. Saçma sapan bir iş yani. Mis gibi çorba. Yaz kış içebilirsin. Pırasa çorbası diye bir şey yoktu ortada. Bir mama gibi bir şey vardı. Çektim dedi ama çekilmemişti. Taneler yarım kalmıştı, bütündü. Aynı zamanda patatesler püre olmuştu. Karman çorman bir şeydi. Çorbaya benzemiyordu maalesef. Pırasa çorbası ağlıyordu. Diyordu ki beni bir salın. Kardeş beni kelepçeyle bağlamışsın. Öyle bir pırasa çorbası yoktu. Topak topak. Yani ben hayatımda ilk defa öyle bir pırasa çorbası yedim. Şimdi evet arada kalmış yorumuna katılıyorum. Yani böyle sebze çorbalarında ben hep söylüyorum. Böyle hem taneli. Suyunu hem tanelerini evet. böyle zevkle evet. içebileceğimiz. Aynen. Evet. Bu böyle gerçekten ortada kararsız bir çorba yani. Menü, ne taneli lapamsı ne gibi böyle bir diri gibi bir şey duruyor. İlk gördüğümde zaten inşallah taneli bir sebze ben çorbası, de. Kış çorbası uygundur demiştim gerçekten ama. Gerçekten pırasanın tadı. Muazzez Hanım yani. Size verdiğim 5 puanı sinirlemiyorsunuz şu anda bence. Aa ondan yani ondan da yani başka bir şey değil. Orada bir tane hala bekliyor da pırasanın bana köşesi. Haksız bir puan verdiğinizin farkındasınız aynen. değil mi? Aynen. Haksız puan. Göreceğim bugünkü menüde. Yanık böreğe. Masanız hiç yok. Kirli bardaklarla güne başladık ve şu an olmamış bir çorba şeklinde bir şey getirdiniz. Ne olduğunu verir misin tabağını da Muazzez'ciğim? Bak. Bekliyorum evet. Bekliyorum. Zamanımız var. Tabağını verir misin? Alın. Ha senin almanı bekliyorum. Öyle beklemiştim ama evet. ben öyle yapmıştım çünkü. Kaldırıp vermemiştim. O da doğru. Bir tane hikaye var. Hadi paylaş. Ben de sosyal medyada okumuştum. Bir adam Bilge'ye bazı sorular soruyor. Resmini halkın olduğu bir meydanda tuvalini bırakıyor. Evet. Ve Bilge'nin söylediği şey şu, yanına kalem koy ve şu yazıyı yanına as. Beğenmediğiniz yerleri çarpı koyup karalayın. Evet. Yaz diyor Bilge adama. Tamam. Adam tuvaldeki hataları, lütfen beğenmediğiniz hataları çarpı koyup karalayın diye bir yazıyla tuvali meydana bırakıyor. Aynı şekilde kalemi de bırakıyor. Gelen geçen eleştiriyor, kibirli aşağılıyor. Herkes çarpı atıyor, karalıyor. Tuvalden geriye eser kalmıyor. Her yer karalanmış, kapkara. Mındar herkes, etmişler. Herkes bir bahane bulmuş. Gerçekten nereye geldi Mahret ya? Hakikaten çok şakayım yani. Bilge ne? Ben onu anlayamadım. Bilge ne? Bu ne saçmalık ya? Bilge. Vallahi şaka gibi ya. Bilge diyor ki şimdi de boş bir tuval bırak meydana. Sonra diyor bu sefer de lütfen siz bir eser üretin. Siz bir sanat eseri yaratın yaz yanına kağıtla ve fırçayla boyaları bırak diyor. Meydanda hiç kimse cesaret edip de eline o fırçaları alıp da bir resim üretemiyor, bir sanat eseri üretemiyor. Ve tuval bembeyaz boş kalıyor. Buradaki kıssadan hisse şu. Evet. Eleştirmek, yargılamak, ay çok kolay ama sen kusursuz musun? Dön bir bak şimdi aynaya derler adama. Vay, değil mi? Evet bu laf bu hikayeden Fabucu'nda kim önermesini çıkaracak söyleyin bakayım. Ben şöyle söyleyeyim, evet bu hikayeyi ben de biliyorum çok güzel bir hikaye ama şu an biz bir yemek yarışmasındayız. Herkes kendi ben yapabiliyorumla bu yarışmaya katıldı. Herkes kendi hünerlerini sunuyor. O yüzden eleştirmek kolay diyorsun olacak. Gelin de yapın diyor. Damla Hanım yani, zaten eleştirmeye şöyle, gelmemişsiniz. Şöyle insanların tabii ki yaptığı emeğine sahip çıkması çok güzel bir şey. Tabii ki. Ama ben
gerçekten gerilmeden böyle üslup tatlış tatlış böyle bir şey bekliyordum ama biraz yok, dün diyorsun. Hayal kırıklığına uğradım. Bugün de biraz tavır ve tripli geldim. Siz başka programa gidin. Biraz tripli geldim açıkçası. Program var mı ki ya? Ben, yani yoktur da ama Damla Hanım'a göre var herhalde. Bence Türk televizyonlarında yok, en minnoş de. Program evet. Biziz. Tabii özellikle gündüz kuşağında. Aynen öyle. Program minnoş olabilir de bu yarışmacılarımız biraz sert. Yarışmacılar çok minnoş değil. Evet. Evet. Buna zırhlı olarak gelmeniz gerekirdi ama Damla Hanım. İşte ben de artık susmamaya karar verdim. Siz sadece ama... buraya gülmeye gelmişsiniz. Acaba Murat Bey'in içeride ne yapıyor? Ve yarışanları arkasını kollamaya gelmişsiniz. Gününüzde sizi göreceğiz. Yarışanların arkasını kollamak evet, değil. Evet öyle, öyle yaptım. Bu sizin için adaletli bir şey olmaz mıydı? Adaletli olmak istiyorum. Adaletli sizin puanlarınızı da görelim o zaman. Hayır. Beğenmedi. Bugün yani net söyleyebilirim ki çorbayı beğenmedim ama bunu... Murat'a haksızlık olsun diye söylemiyorum. Çorbayı beğenmedim. Dün kimsenin kişileriyle ilişki dün mesela zaten. Muazzez Hanım'ın böreğini beğenmiştiniz de ya. Yani bana yanık olmayan tarafı denk geldi. Şanslıydım. Evet, neyse, ben bunu sormak istiyorum. Damla Hanım'a bunu sormak istiyorum. Sor. Biz şimdi beğenmedik, ona göre yorum yaptık. Siz her şeyi yediniz, içtiniz. Hani yıkamasına gerek yoktu o tabakları. Oo. Neden yedi verdiniz? Ben bunu merak ediyorum. Sen çünkü oğlum, ben 6 verdim. Gerçekten ben de merak ediyorum. Öyle bir durumda, pardon özür dilerim. Ben öyle bir durumda. Muazzez Hanım'a döndüm, şunu söyledim. Güvendiğiniz dağlara karlar yağdı. Beklentiniz olduğu için değil. Ama şimdi her şeyinizi yedikten sonra tabii ki güvenirsiniz, beklersiniz. Belki yarışmacılar olur, üç kişi daha var diye. Bu ihtimale ne, bu karşı. Ki, ya size on verseydim. Bu ihtimale karşı öyle yaptım. Ben şu an adaletli, o verirse, bu verirse ihtimallere karşı puanlama yarışması değil hani bu. Düşündüm, yani yemeğim size... hakkını aldıysa hakkını vermeliydiniz. Ben çünkü sizin yemeğinizde hakkı varsa neyse onu vereceğim. Evet. Ve Sena Hanım... Yani şunu söylemek istiyorum, sormak istiyorum. Hazır lafı gelmişken. Yani. Buyurun sorun. Siz kendi tabağınızdaki böreğe, börek yanık değildi değil mi? Yanık mıydı? Muazzez Hanım. Cevabını alabilir miyim rica etsem? Sadece cevap. Yanık tamam, sizin cevabım, tabağınızdaki. Tamam cevabım verebilir miyim? Sizin tabağınızdaki börek yanık mıydı evet. Değil miydi? Sadece o... evet veya hayır olarak cevap olabilirim. Değildi. Evet. Peki kimin tabağına göre yorum yapıyorsunuz? Yanıktı. Herkes... Sizin tabağınızdaki börek benim tabağımdaki börek fazla aynı anda kızarmış. Evet, aynı anda konuşmaya sordunuz. Ben de cevabımı vereyim. Benim tabağımdaki börek fazla kızarmış. Diğer tabaklardaki börekler yanmış diye benim tabağımdaki börek yanmamış olmuyor. Siz o böreği yakmıştınız. Bence üstüne daha fazla konuşmayın. Bence bakın konuşmayın herkes yani. Kendi tabağından sorumlu. Sizin önünüze ne geldiyse sağlam bir ve yanık olmayan bir börek geldiyse buna göre puanlama yapmak gerekmeyebilir. Kendinizi böyle savunuyorsunuz. Haksız puan verdim. Şu an hayır, şunu kesinlikle. Söylemek istiyorum. Burada karşılığını alacaksınız. Her şey eleştiriliyor ya. Evet. Her şey eleştiriliyor ve ben hani kıyamıyorum, merhamet ediyorum ya. Hı hı. Mesela böyle birazcık... sert olsam şu an şunu söylemek istiyorum. İçimden şu geçiyor. Ben de naçizane kendi mesleğim gereği. 0.25-0.75 börek, tata, börek, tata, 0.25-0.75 börek, börek, tata. Nota var mı? Kalkıp oynayacağım. Nota değerli. Börek değil. Yani madem ki her şey eleştiriliyor. Saç, makyaj, kıyafet. Biliyorsunuz yani linç yedim. Her şeyimden linç yedim. O zaman ben de takılabilirim. Benim de takılın. Bir bölüm var. Konuşun, üç gülmeyin. Ben de bundan bahsediyorum var. Zaten. Tam Damla 3 tane müzik gülmeyin. Diplomam var. Bravo, 3 tane müzik aşağı. Diplomamla ben de börek değil diyorum. Börek. Okey. 0.25-0.75. Biz burada diplomalarımızı yarıştıracaksak evet. Siz de çok güzel yarıştırırım o diplomaları merak ettim. Siz de styling olduğunuz için habire benim kıyafetlerime laf söylediniz ya. Ben yemeğe alabilir miyiz? Müzisyenim yani. Hani yemeğe alabilir miyiz acaba? Müzisyen olduğum için oradan. Tabii ki herkesin kendi alanında, kendi yani içinde, ben bir sürü linç yedim. Ben yerken iyiydi ya. Estağfurullah. Yalnız nasıl güzel olmuş kalitesi ya. Öyle mi? Acayip ya. Çiğne bitmiyor. Bayıldım, bayıldım. Yutulmuyor gibi. Sanki biraz sert gibi geldi de deneyeceğim. Bayılmış limon getirin. Bayıldım. Karidesleri siz mi temizlediniz? Yok, balıkçı arkadaşım temizledi. Ben buna sevindim, teşekkür ederim. Neden? Afiyet olsun. Ya ben biraz hijyen takıntım var. Yani kendi temizleseydi belki güvenemeyebilirdim. İyi temizledi mi? İyi temizlemedi mi? Hani niye böyle gülerek karşılaştınız? Balıkçıdan alınca en azından balıkçıya güvendim. Yani. Bir saniye dur, niye güldün Selam? Çünkü bir saniye dur. Gerçekten temizlemediniz değil mi? Aferin temizlemedim. Balık tamam. Arkadaşım temizledim. Böyle gülmemin sebebi menünün bu kadar uğraştırmayacak bir menü seçmişsiniz. Hani bari karidesi kendiniz alsaydınız da... Sana gülmüşler. Yok evet size güldüm. Senin temizlememene evet. Gülmüşler. Bana öyle değil. Ben, evet, ben Damla'ya güldüm galiba. Damla, pardon. Evet, niye güldün? Ben Murat Hanım, Damla'da? Murat Bey'e güldüm. Sevindim, hijyen takıntım var deyince. Öyle deyince gülesim geldi birazcık. Allah Allah, tövbe ya. Evet. Gülmek de özgür zaten gülebilir bu arada. Allah hep güldürsün inşallah. Özgür bir ülke. Gülebilirsiniz. Bol bol. Hep gülüyorum zaten, merak etmeyin.
Ben de gülüyorum. Ama işte siz gülmeyin. Ben de gülüyorum. Siz gülmüyorsunuz. Onun başka bir açıklaması var da ben onu söyleyemiyorum. Hani onun başka bir açıklaması var, gülmüyorsunuz. Ben onu söylemeyeyim burada, boş verin. Asil çizgimden kaymak istemiyorum ama yakında değil. Kaymak. Çok yakında asil çizgimden. Asil çizgim. Salon beyefendi çizgimden sahibinde. Salon beyefendi kayarsan. O da şimdi o minnoşluğu bırakıp da sertleşirse nasıl olacak bu iş? Bana, evet bana fark ya. Etmez. Bana fark etmez. Ben de burada İstanbul beyefendisi olarak. Birazdan orkestra gelecek. Tabii şefimiz de şey yapacak. Evet. Sürekli kahkahama laf ediliyor ya. Kabak tadı verdi artık bu yani. Ben artık çok ciddiye alamıyorum. Mümkün değil. Eleştirileri beni durduramayacak. Bazılarının hoşuna gitmese de. Şöyle kösele gibi bir kaşar gelmektense unutmayı neyleyim. Çünkü bu kaşar hiçbir şekilde akışkanlığı yok ve olmamış. Tamamen soğuk bir yemek getirdiniz önüme ve kaşar durmuş, beklemiş ve taşlaşmış bir kaşar var. Ayrıyeten karideslerde tam pişmemiş, çiğnemekte zorluk çekiyorum. Dişlerim sağlamdır, tam kendi dişlerimdir. Bir diş rahatsızlığım yok ama çiğneye geviş getirdim resmen. Estağfurullah. Muazzez Hanımcığım, pişmemiş olayına katılmıyorum. Soğuk olduğuna katılıyorum ama pişmemiş evet. Kaşar neden bu kadar soğuk? Bir güveç yiyoruz, buz ama gibi. Ama pişmemiş olmak. Ne oldu? Bir dur merak ediyorum. Ya bir şey olduğundan değil. Hani zaman onu ayarlamaya çalıştım. Zaman çorbayı ısıtmaya. Ya çorba içerken bunu fırında bir tutsaydın, 2 dakika ısıtsaydın. Buz gibi böyle güveç mi yenir? 40 dakika dolar tabii bu kaşar. 40 dakika buz. Ama ben pişmediğine katılmıyorum. Ama pişmediğine katılmıyorum. Lezzeti nasıl? Lezzetini de beğendim. Sadece soğuk. Süper. Sadece soğuk. Evet. Sen ne düşünüyorsun Sena bu konuda? Şimdi Zuhal Hanım, ben şöyle göstermek istiyorum. Bilmiyorum, soğanları ayrı bir tavada karamelize ettiniz mi? Karamelize ettim. Soğanı, ama sanki biberi. Pek de karamelize olmuş. Süper. Bir soğan ben göremiyorum. Yani soğanlarım tam. Tam tam mı? Evet. Orada en çok pişen soğandı, biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Yani bana tam diri tam geldi. Diri geldi. Diri soğan. Evet. Soğanlarınız diri. Dedikleri gibi ona katılıyorum. Biraz daha sıcak olabilirdi. Birazcık sıcak. Evet, karidesleriniz sert yani, sert olmuş. Siz de mi sert buldunuz? Evet. Sert. Ben dışarıda sert yediğimde olmuş. De böyle yiyorum. Ben hani, ilk defa ben damlanma katılıyorum. Gerçekten ilk defa katılıyorum. Ya da soğuk denilen olduğu kadar için da, o kadar da sert değil. Ben çok sevdim mesela sertliğini, çok hani sert pişmişini değil. Sevdim. Evet, çok sert değil. Zaten çok sert değil. Ama şöyle, evet, gerçekten dışarıda da böyle oluyor. Tabii tabii. Yani. Ama şöyle bir şey var. Karides de çok öyle böyle. Yok öyle değil ama. Pişmez ki zaten. Evet, belki o kadar soğukluğundandır. Temizleyen balık soğukluğundan o iz gelmiştir. Ama soğuk olduğu için yemeğin lezzetine varamıyoruz. O kadar kızıyorum ki şu basit hatalarla yemeğinizi harcamanıza. Balıkçı güzel temizlemiş. Lezzeti kötü değil bence. Evet, kalıplaşmış bir şekilde. Çok soğuk. Bunlar okey. Bunları zaten siz de görüyorsunuz. Değil, evet, diyemezsiniz, evet, diye düşünüyorum. Evet. Ama birazcık yağlı olmuş. Hmm. Bana yağlı geldi. Lezzetli. Ya, yağına kadar. Kaşarın yağı. Hiç yağ koymadım. Kaşarın yağı mı bu? Kaşarın yağı. Daha doğrusu şey, içinde kalmıştı biraz zeytinyağı. Hani bana yağlı soğanın geldi. Soğanın da yağı var. Onun yağı zaten. Üzerine gezdirdim. Ekstra bir yağ koymadım. Keşke tek sorun yağ olsaydı. Yani. Bana pişmesi iyi geldi. Sadece dediğin gibi soğukluğundan dolayı lezzetini alamıyoruz. Maalesef keşke böyle getirmeseydin. Şunu 2 dakika fırında bu kaşar ne güzel eriyecekti. Biz de güveç gibi güveç yiyecektik. Yoksa koyman gereken malzemeyi koymuşsun. Bir de kaşarı biraz fazla koymuşsun. Evet. Bu kadar da yani, hele ki bendeydi gene bir tık daha az da. Mesela özellikle Muazzez'inkine baktım. Evet. Burada yarım kilo kaşar var yani. Evet, kaşar. Bakın. Bir de donuyor ya hemen. Evet. Yani öyle bir, evet, ürün. Onun için bunu sıcak getirmeniz lazım. Bir sokup çıkarsaydın fırına eriyecekti ne güzel üzerine. Ben mantar var mı? Yok, biz de şaşırmıyoruz zaten. Mantar görmedim. Yine bitirdi. Bakalım finalde ne puan verecek, çok merak ediyorum. Ekmek yerine peçete yiyeceğim. Dün Taylan mı söylemişti onu? Hayır. Murat Bey söyledi yani. Biz neden Murat Bey'in söylediğini çekiyoruz şu an bu masada? Ben anlamış değilim yani. Tamam, geçti o konu. Çalışanız değilim. Peçeteleri verir misiniz? Murat Bey de öyle zaten. Evet. Diye duydum ben. Peçete mesela yemişsiniz demedim mi? Ben öyle duymadım. Buyurun. Pardon. Buyurun. Sen mi demişsin galiba? Evet, öyle bir şey hatırlıyorum. Neyi söyledim ben? Ekmek yerine peçete katık edeceğim de ben şimdi. Bitirdim ya. Tabak bitti şu an. Ya onunla ilgili ben sizden özür dilerim aslında. Ama size sadece takılmak amaçlı. Artık biraz gülmek, evet, eğlenmek amaçlı. Yani. Ben de bu durumda kinci bir insan değilim. Affediyorum. Kin tutmayı sevmiyorum. Ne? Tabii ki de özür dilemek de büyük bir erdemdir. Teşekkür ediyorum. Yok, özür dilenebilir yani. Bunda bir şey. Teşekkür ediyorum size. Çünkü gerçekten özür dilemek de erdem. Şimdi espri yapılabilir. Fakat şimdi ilk kez tanıştığınız, ilk kez bir araya geldiğiniz, özellikle de rakiplerinizse, bir de televizyon programındayız. Evet, espri yaparsın da o başka bir, o talihsiz bir espri oldu. Neyse, özür diledi Allah'tan. Ben de kin tutmam. O da ne bir güzel erdem. Özür de bir erdemdir. Tabii. Takdir ediyorum kendisini. Teşekkür ediyorum. Peki Damlar mı röportajda gönlümü almak için bir şey yaparsa diye bir şey söylemişsiniz ama ben ne yapabilirim anasını?
Bir dansa kaldırır. Damla Hanım da söyledi. Ne yapabilirim bilemedim Zuhal Hanım. Öyle bir şey duydum da. Yani, opsiyonlar çok. Özür dilemek mesela yeterli bir adımdı bence. Özür dilemek zaten yeteri kadar büyük bunu bir erdemli bir şey. Sen röportajda benim gönlümü alsın bir şey yapsın mı dedin? Yeteri kadar erdemli bir şey. Özür zaten yeterli bir şey bence. Hani böyle bir başka bir şey değil. Hani ben hemen böyle yumuşayabilen bir insanım. Böyle kinci değilim. Hemen gene minnoş oldu. Aynen öyle. Peki. Ama hani espri yaptık mı röportajda tabii. Espri yaptık. Ama özür dileyerek gönlünü aldın bence. Evet aldım. Başka ekstra sen bir şey yapmak istersin. İçinden bir şey gelir. Görmek isteriz. Teşekkür ederim. Görmemizi ister mi istemez mi? Burada mı dışarıda mı? Hani peki, sonradan belki de özür diler tekrar baş başayken. Yani en azından yarın öbür gün der ki kusura bakmayın. Belki hani o an öyle çıktı ağzıma. Ama şu an, şu an kafi, kafi. Ekstra bir şey beklemiyor yok, zaten. Yok yok kafi yeterli. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Şimdi somon geliyor. Evet. Somon severim. Ben de severim. Gerçekten severim. Ben de severim evet, balık ama... Balık yememiz güzel olacak. Efendim? Balık olması... Ama karidesin üstüne doğru bir seçim değil mi? Hayır. Evet. Belki sizin gününüzde bir şişek yani... falan da getirebilirim yani. Güzel. Sen niye sürekli balkonları seçtin? Oooo cüretin kadar şey. Yani... ne güzel locan kulağım... var anladık havalısın. Hayır hayır yani sorarım. Kulağım burada ya o yüzden gelip cevap vermek istiyorum. İşte bu yarışmada yarışan yarışmacı için o gün hem elinin hem çenesinin evet. işlemesini bekliyoruz. Sen şu an... güzel. Peki. Oradan peki. izlemek de eminim çok keyiflidir. Lütfen diğer erkeklere... Örnek olsun Murat Bey'in davranışı. Bakın ne kadar kibar, ne kadar gentleman, ne kadar tatlı. Sana diyor Tayyip Erkekler. Diğer erkekler. Yok Türkiye'de de genel olarak erkeklere, yani Türkiye'ye okay, okay. konuşuyorum. Ha genelleme yapıyorsun. Genelleme. Türkiye'ye ne oluyor pardon. Türk erkeklerinde, ne yapıyorlar? Ya yani genel olarak hani böyle kibarlıklar yapmıyorlar ya, hata yaptıklarında özür dilemiyorlar ya. Ya da boyfriend'in ne bileyim. Boyfriend'in var mı? Yok hayır, şu an hiçbir şey yok. Ama hani bir çiçek almak hani bu kadar zor olmamalı. Murat Bey galiba sizden çiçek bekliyor Damla Hanım. Yok ben hayır öyle. Bahsettiği Murat çiçek olayını örnek veriyorum. Murat Bey masaya koymamış Damla Hanım'a nasıl yapıyor şeyi? Zuhal Hanım, Murat Bey de Damla Hanım da bir marjinal. Bir yakışıyorlar gibi. Ben centilmen bir beyefendiyim. Maşallah maşallah. Kim kimle yakışıyor? Ya şöyle. Hadi buyur ben buraya bağlanacağını hissettim yok, biraz evvel. Yok yok yok. Konuyu değiştirdim ama. Yok yok yakıştırmayalım. Ya o benim yorumum. Yani Murat Bey de kendine has bir tarzı, bir marjinal bir tarzı var Damla Hanım'ın da. Yok yani, yok ne olur yakıştırmayalım ne olur. Babacığım seni çok seviyorum mı? Benim tek aşkım sensin baba. Tabii ki de başkaları olmayacak yani babacığım neden hayatımda. Olmasın diye düşün. Canım aşkım mı? Babam, sevgilim İyi babam. İyi ki Murat Bey'le yakıştırdın. İyi ki Murat Bey'le yakıştırdın. Düşünsenize ben de yakıştırdım. Ay evet ya bir de Tayyar Bey'le yakıştırsaydınız. Tayyar mı? Ben sana gideceğim buradan. Tayland, Tayland. Tayland. Ay, bak ben yazayım. Bak bize yazıyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Cuma'ya kadar. Abi gülmeyin artık yeter. Aa senin bağırışını gülmeni mi çekeceğim ben burada? Ama ben böyle gülüyorum ve yani burada buna katlanmak zorunda değilim. Ama rahatsız hiç katlanmak zorunda değilim. Ne zorunluluğum var benim? Hem adama Tayyar diye. Hem Tayyar diyeyim şeydi. Bak diplomaların varmış ya bunu oku bak burada ne yazıyor. Ben sizin önünüze bakmadım. Genel olarak o zaman bakarsın artık Tayyar diyemezsin. Senin önüne baktım. Şu tipe baksana bundan Tayyar çıkar mı? Yüzünüze baktım. Hiç yazıya falan bakmadım özür dilerim. İyi ki varsın Damla bu hafta vallahi. Ama özürümüzü kabul etmiyorum. Bak, özür demek verdiğim için sizi kabul geçiyor. Etmiyorum. Ne güzel bak kabul etmiyor mu seni? Tayyar ne ya? Olamaz. Hayır ya ben şimdi Muazzez Hanım'a Muzaffer desem olur mu? Efendim? Muazzez Hanım'a Muzaffer desem olur mu hiç olmaz. Burada? Olmaz erkek ismi o ama. Ama olsun Bey daha da değil. Tayyar, Tayland. Tayyar'la Tayland. Tayland Bey diyebilirim. Tayland. Gidiyoruz evet. Sen somonları getir de bir an evvel. Ekibar beyefendi. Kibar, ben de zaten ikinci değilim, affettim yani sıkıntı yok. Sadece Allah aşkına Murat Bey'le beni yakıştırmak nedir ya? Yapmayın yani, Murat Bey'le beni yakıştırmayın ama gentleman, beyefendi, kibar bir adam, çiçek getirmesen bunlar çok hoş, çok kibar davranışlar. Ama lütfen yakıştırmayın çünkü gerçekten özel hayatımda benim de belki de gizli de sevdiğim biri vardır kalbimde. Ya niye böyle yapıyorsunuz ki yani şimdi? Belki de birinden mesaj bekliyorum ben, bir işaret bekliyorum şimdi. O da beni izleyecek belki neden? Benim önümü kapatıyorsunuz şu an Murat Bey'le. Murat Bey'in Damla Hanım'a böyle centilmence davranmasının bir aşk olduğunu sanmıyorum. O Damla Hanım'a oynadı. Bizden puan alamayacağını da farkındaydı. Yemeklerini de yapamadı. Bari Damla Hanım'a oynayayım da ondan bir puan alayım diye düşündü.
Karidesin üstüne ben somon severim. Çünkü gittiğim restoranlarda somon ama yerken gelir, isteriz olmaz, yani güveç olarak balık, isteriz. Ben şimdi balık çorbası gelir. Arada işte karides, ahtapot, hani kalamar. Hani deseydiniz ki pırasanın üstüne balık mı isteseydiniz o başka bir şey, o ayrı bir ben şey ama. Ben bir cevabımı verebilir miyim Tanrım Bey? Tabii ki de özür dilerim, pardon. Ben şık onu da dedim olmaz. Karidesi zaten beyefendi hazır almış. Güvecin içine koy pişirmiş. Karidesi ne yapacaktı? Gidip tutup getirecek. Hayır, dondurulmuş karidesi değil. Ben biliyorum ya Taylan Bey. Dondurulmuş karidesi değil Taylan Bey. Hazır da değil. Balıkçıdan olsun, aldı. Olsun, balıkçı temizlemiş. Nereden denize mi tutacağım karidesi? Benim yaptığınız lafıyla işte karşılıklı ben oluyor. Ben bir yorumumu bitirebilir miyim Muazzez Hanım? Tabii, yorumumu bitirebilir miyim? Buyurun. Ben kolaylık açısından olmaz dedim. Hani somon da kolay. Evet, karides de hani, hani karidesi kendisi. Roka salatası. Sağ olun, evet, bunu böyle yiyeceğim herhalde önümde. Bu sözünü yerine getiren, vaatlerini yerine getiren, ne söylediyse sofraya masaya getiren yarışmacılara bayılırım. Roka salatası demiş, buyurun roka salatası. Evet. Bugün protein ağırlıklı bir menü gördüğüm için ben açıkçası basit bir menü de beyaz olsam mutluyum. Beyaz et, sen mutlusundur, kırmızı et yok bugün. Yani ben şanslısın. Şimdi biliyorsunuz menünün basitliği. Şöyle göstermek istiyorum. Lezzetli mi değil mi ona bakıyorum. Bakalım. İşte somonlar geldi. Norveç'ten getirilmiş. Biraz eğerse. Şöyle Norveç. Biraz eğsene. Oo maşallah. Somondu, protein ağırlıklı. Hadi bakalım. Bayağı teşekkürler. Afiyet olsun. Damla şu an çok mutlu. Murat, Damla'yı mutlu ettin. Çünkü protein ağırlıklı bir sofra. Yani protein derken kırmızı et sevmiyorsun. Evet. Beyaz et anlamında şu an Damla memnun halinden. Evet. İnşallah diğer yarışmacılar da. Somon tabii ki yani evet dediğine katılıyorum. Pratik, kolay pişen bir balık. Ya, evet, ama gene de güzel, lezzetli güzelse, bir balıksa okay, evet, tabii ki ona göre puanımızı Murat vereceğiz. Bey dün benim açma böreğimi o kadar laf etti ki elimle açtığım işte çanak köftelerim, garnitürlerim hepsini tek tek hazırlamak o kadar süre ve zaman ve emek aldı ki şu an önümüze kesilmiş somonu getirecek ve koyacak ve sebzeleri de bakalım yani neydi? Sebze garnitür mü vardı yanında arkadaşlar? Baby patates. Baby patates, baby avuç. Kuşkonmaz vardı galiba. Tabii bir de kuşkonmaz. Hazır bir şekilde kuşkonmazları, bir de kuşkonmaz yatağında diye bir şey geldi. Yatak hazırlıyor şu an. Kuşkonmazdan yatak da ben hiç görmedim. Bakacağız ama yani hepsi hazır. Benim o kadar laf etti ki ben şu an şoklardayım. Şimdi bunu da bir kere çanağınız içinde... çanak değil hanımefendi, ne çanağı ya? Çanaktan çok her şeye benziyordu yani, kusura bakmayın. Neye benziyordu Murat Bey? Yani. Neye benziyordu? Sizinki neye benziyordu? Çanağınız çanağa benziyor. Köfte çanakları değil muazzesi. Ben bu şartlar altında yarışamayacağım Damla Hanım'la gerçekten. 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 Cuma'ya kadar daha da bayağı zaman var. Var yani gerçekten. Taylan. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi kuşkonmaz. Evet. Kuşkonmaz yatağında demiş. Acaba kuşkonmaz püresi mi yaptı? Hiç sanmıyorum. Nasıl yatak? Böyle düz düz koydu da üstü koydu. Ama o kuşkonmazları da yani bu yemekte de olmazsa olmazlar var. Mesela o zaman kuşkonmazları iyi blanç etmiş olması gerekiyor değil mi? Evet. Öyle yatak olmaması evet, lazım öyle. Ya kendini yaymaması 20 lazım. 20 yıllık yatak olmaması gerekiyor yani. Mesela. Efendim baby havuçsa onları gene onu kendi içinde bakalım nasıl haşladı falan filan yani. Tahmin ettiğim gibi şu an Murat Bey'i görüyorum. Ben de biraz boynumu aynen, tutup tahmin ettiğim gibi yani sadece fırına sürmüş, hiçbir işlem yapmadan pişirmiş. Sordunuz mu ne işlem yapmadığımı? Sordunuz mu konuşuyorsunuz Muazzez Hanım? Ben görüyorum şu an sizi. Görmek değil, sordunuz mu? Ben görüyorum şu an sizi. Ya fırına çıktı hanımefendi. Okey. Görüyorum daha nasıl bir işlem görecek? Blender olmamış. Sadece pişir fırına sürmüşsünüz. Üstüne somonları İşlem görmemiş hali mi bu? Ya bu işte benim yemeğimin yanında işlem görmemiş hali Murat ya, Bey. Ya bırakın Allah aşkına pişmemiş böreği koydunuz önümüze. Pişmemiş börek mi? Daha pardon yanık, yanmış börek yanmış. Sizinki yanmamıştı. Yanmış. Muazzez Hanım bence siz somon gelene kadar şu salataya bakmanızı tavsiye ederim. Ben baktım salataya. Şimdi inanın şey olarak değil, birden refleks olarak vücut kendini büzdü. O kadar ekşi geldi ki. Ne kendini büzdü? Vücut kendini büzdü. Vücut. Evet. Kendimi koyun zannettim. Kendimi koyun zannettim. Otlamaya çıkarlar ya hani aynı onun gibi yani. Ben bunu kendime söylüyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Deme deme. Olsun. Estağfurullah. Ben çok iyi yıkandığını da düşünmüyorum bu arada. Niye? Deme yapma bak yedim kaç lokma da. Deme Allah aşkına. Ne var? Ne var dedin? Bilmiyorum. Bakabilir miyim? Eyvah. Ne o? Evet. Allah razı olsun söyler misiniz? Ne o? Abi ne bence olur? O ne biliyor musunuz? Hayır bence o artık. Hayır bence o karidesin. Karidesin roka salatasına ay, ne yaparken var? Belki hani elinden kaçmıştır ne falan. Ne o bir inceleyebilir miyiz? Yoksa gerçekten ben şu an... Yani ben çok ver bir şey yapmayayım. Lütfen. Çürümüş kısmı mı?
Yok, çürümüş kısmı yani, değil. Yani soyacağın yavrusu gibi ama. Tövbe yarabbim, saçmalamayın ya. Siz ya siz ne diyorsunuz adamım? Anlamadım ki ben. Neyden niye bahsediyorsunuz? Hayır öyle bir şey değil. Neye benziyor? Ne bir şeye de çözemediğimiz yabancı bir madde. Evet. Yani böyle bir soğan zarı mı diyeyim, soğan bir sebzeli bir şeysi mi diyeyim. Evet, burada onun tekrardan var. Şu an çatalımın ucunda. Ne oldu belli değil. Ay Allah'ım, Allah'ım. Yedim ben. İşte bakın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şöyle ben bir de bir kök görüyorum. Artık niyetimizi güzel tutacağız. Protein niyetini. Aa, kökalı kökü mü o? Evet. Arkadaşlar bir tek bende mi var? Bir düzgünce bakarsak sevinirim. Bende. Ben çok korkuyorum şu an. Bir şey ben korkmuyorum. Ben de sap. Ben de ilanlarsınız, merak etmeyin. Zuhal Hanım bende sap var. Ya sap yine olabilir. Sapı severim ben. Taylan'a niye sapını verdin? Sena'ya kökünü. Evet, ben niye kökünü yani? Bende de sanırım bu çiçekli kısmı mı, kök kısmı mı anlayamadım. Bir bağ roka var orada. Öyle. Evet. Maalesef. Evet. Sen bunları tamam yıkamasına yıkamışsın da keserken bakmadın mı çapına çöpüne? Neyine bakmadın bu zorunu? Çöpüne çöpüne. Büyüteçti. Gözleriniz görmüyor galiba. Ya da gözlüğünüzle yapsaydın. Evet, yok. Nerede gözlüğünüz? Ya rokanın hafif sapı mapı kaçar da kökünü anlayamıyor. Ama bu da değil yani. Zaten bu da değil. Bir de içine bunun bir Muratçı. Olabilir miyim? Yani evet, binler. Yani bir saniye damla kötü olmuş. Gerçekten o solucan değil değil mi arkadaşlar? Değil ya. Solucan ne işe oranın içine? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ay yaptığı şeyler olur yani. Ya. Değil. Yok, solucan değil de bir kalıntı bir şey kalıntı. Yok, yıkamıştır ama yine yıkamıştır, öyle gelmiştir. Yıkamış üç kere yıkamış. Gerçi Gürbüz Bey kefilim dedi ama. Gürbüz, ben sana o topa girme dememiş miydim? Vallahi yıkadı ama ben saplarını da özellikle söyledim. Bir şey olmaz, böyle olur dedi. Saplarını ne dediniz? Opera mezunu olunca diye. Hayır, roka sapı yenir zaten ya. Yalnız sizde mübarek opera okumuştan farkınız yok. Aynı seslerle girebiliyorsunuz maşallah. Estağfurullah, saçmalama. Şanders'i aldığınız çok belli yalnız. Ya kaç sene evvel tatlım. Yani biz o yıllardan geçeli o. Aynı sesler yani. Dublajdan bayağı çıktım da sesim biraz önde. Bizim tiyatrocu. İnanılmazsınız yani. Ben gerçekten, de yok evet. Canım, teşekkür ederim. Çok güzel girdiniz ama. Senden alalım aslında böyle güzel ve böyle bir hafif böyle bir çıksın bakayım, böyle duyayım. O mio bambino caro, mi piace bello, bello, un dore in porta rossa, a comprare l'anello, si si. Ci voglio andare e se lo ma se ne darò andresti ponte vecchio ma per buzzarmi nare. Bardaklar kırılacak sesinden bardaklar kırılmak üzere az kaldı. Sesinden bardaklar kırılacak, az kaldı yani. Dayanamadım ağlıyorum. Dayanamadım artık. Bravo! Yalvarıyor. Bravo. Hayır. Sanata saygı Tayyar. Sanata her zaman saygı vardı ama tutamadım kendimi. Yani. Sesin güzel. Ağladın evet mı? Ağladım işte, bakın akıyorum. Aa, gerçekten bir damla gül. Sağ evet. Yüzünden ağladın sen. Evet. Sonunda Tanrı'ya yalvarıp ağlıyor zaten. Ben de o yüzden orada. Yalnız çok güzel. Evet, güzel sesi vardı. Tek güzel olan şey sesi. Çok güzel. Sopran mısın sen? Dramatik spinto falan. Çok güzel. Ağzına ebeveynim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yaptın mı hiç operada falan? Oynadın mı? Üniversite zamanları okey ama iki kere devlet opera balesi sınavlarına girdim sanatçı olmak için, maalesef alınmadım. Aa, kazanamadın mı? Çok üzüldüm. Evet, kazanamadım ve zaten her sene sınav açmıyorlar. Her sene sınav açmıyorlar. Zuhal Hanım, biz burada konuşurken Murat Bey ortada yok. Evet.
Bardak Aryalar geldi, gitti, rokalar yendi. Bir şey diyeceğim, bardaklarım kırılmaz değil mi? Ha, ah, bak bu klişe espriler de çok güzel. Sesine, yüreğine sağlık. Şahane bir ses. Çok yalnız biraz yanlandım senin sesine. Öyle böyle verecekler. Sanki ben söylüyormuşum gibi bir miktar verin, tamam mı? Ay bir şey söyleyeyim. Yeni duydum. Yeni duydum yani. Çok tatlısın. Teşekkür ederim. Gerçekten şu anı yaşadım. Yarın ölürsem gözüm açık etmiyor. Hayda. Allah gecinden versin. Gerçekten olur mu şey? Çok tatlı. Teşekkür ederiz. Ne güzel. İstedim ve oldu. Ne güzel yolumuz kesişti. Teşekkür ediyoruz hayatımıza değdiğin için. Sesin de çok güzel geldi. Çok teşekkür ederim. Umarım ileride yani yapmak istersen tabii ki. Damla Hanım zaten kendini göstermeye gelmiş. Bugün o fırsatı yakaladı. Bağırabildiği kadar bağırdı. Yani tamam yaparsın ama bir yerde durursun. Damla Hanım'da dur yok. Kahkahasında da böyle, söylediği o şarkıda da böyle yani. Damla Hanım'ın söylediği Arya güzeldi, sesi güzel. Evet, bir opera eğitimi almış tabii ki de. Ağladım çünkü birazcık güldüm. Gülünce tabii ki gözümden yaş da geldi, beni ağlattı. Damla Hanım'a helal olsun, beni bile ağlattı bu hayatta. Damla Hanım'ın şarkısı gayet güzeldi. Değişik bir atmosfer oluştu. Taylan Bey yani o kadar duygulu ve içten söyledi ki Taylan Bey ağlattı aynı zamanda. Gülmekten ağladı gibi geldi bana. Taylan Bey ağladı ama yan tarafta biz onu hayretle izlerken Damla Hanım'ı, Taylan Bey gülüyordu sadece, yığılmış gülüyordu ve ağlaması duygudan değil, gülmektendi. Ya Taylan ya, o sert görünümü altında çok narin, naif, böyle ince bir ruh yatıyor. Ben şarkı söylerken, Taylan'ın ağlamasından dolayı açıkçası etkilendim. Onun çok naif, ince bir ruh olduğunu düşünüyorum. Beni pek sevmiyor. Çok sert duruyor falan filan ama o içindeki o küçük çocuğu görebiliyorum. O ne bileyim, gördüğüm başka bir ruh var onun içinde. Buyurun, somanımız geldi. Baby patates, baby havuç. Aha bu da kuşkonmaz yatağı. Bir şey itiraf edeceğim. Ben hayatımda ilk kez kuşkonmaz yiyorum. İnternetten baktığıma göre yorumlayacağım. Sevmez misin? İlk kez yiyorum. Tadını bilmiyorum. İlk niye yemedin? Ben su olabilir miyim? Denk gelmedi. Denk gelmedi. Olabilir, olabilir. Ve hani şu an internetten baktığıma göre hani yorumlayacağım açıkçası. Şekerim, itiraf edeyim. Şekerim, bunun da bir demeti ne kadar olmuş? Çok da pahalı. Evet. Aşırı da pahalı yani. Balık herhangi bir işlem görmedi. Evet, hiç. Direkt balıktan geldiği yani gibi. Kılçıklar tuz, bile üstünde tuz, duruyor. Tuz, karabiber. Zaten balın tadı öyle alınır. Kılçıkla mı? Kılçıklar olduğu gibi dikkatli yiyelim. Boğazımıza kaçmasın. Bu arada boğazınıza kaçarsa ilk yardım bilen var mı aranızda? Ben sağlıkçıyım. Evet. Kendisi sağlıkçı. Ben sağlıkçıyım. Ne yapacağız? Kılçık mı var, bir şey mi yok, var? Yok, kılçık mı var? Olma ihtimali hani... Bakın, bir şöyle konuşabilir miyim? Tabii. Bir dakika, ben size göstereyim ilk önce kılçığı, ona göre yorum yapacağım. Hanımefendi, dilim zaten. Kılçık her yerinden çıkacak bunun. Fileto değil ki bu. Ben de onu söyledim. Fileto olsa evet kılçık. Fileto da kılçık, ben... kılçık olmaz. Yani mesela bütün balık pişirilir gelir ya, onda da kılçık olur. Bunda filetoda kılçık, kılçık bulursanız dilim. Sıkıntı yok, olur. Pardon, ama pardon. Bunda değil. Yok, rica ederim. Pardon, dilimde kılçık olur zaten. Derisi de olur. Dilimde kılçık olur, okey, zaten ortasında da var. Ben buna bir şey demiyorum ama evet. Yani buradan baktığımda bile kılçıklar... Her yerde gün yüzünde. Hanımefendi. Balığın hiçbir şeyi, hiçbir ayıklayıp şey yapamamış mı getirmesini isterdiniz? Yani en azından biraz daha dikkat edebilir de yani arkadaşlar da bana katılıyor mu bilmiyorum. Evet. Her şeyden yedik mi? Yedik. Muazzez, seninle başlayalım istersen ana yemek yorumlarına canım. Şimdi önce olumlu şeyleri söyleyeyim. Ah ne güzel, tabii. Olumsuz şeylerim çok var. Eyvah. Evet, somon, baharatlar evet üstüne eşit dağıtılmamış, sorun değil. Tuzu hafif, az olmuş. Bu da normal. Kendi tuzumuzu katabiliriz. Somonun pişmesi iyi. Bunu beğendim. Sadece somonun pişmesi iyi. Geri kalan baby patateslerin ince kısmı pişmiş, kalın kısmını kesemedim bile. Çat 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 sesler çıktı. Kuşkonmazların uç kısmından yiyebildim. Şu kısım özellikle bakın. Kesilmiyor. Kurumuş mu, şey mi olmuş, böyle sert kısmı. Keşke bunu koymasaydınız, şuradan kesip koysaydınız, sert kısmı böyle zaten boğazıma atamam. Bunu boğazımda kalacak bir durum. Patateslerde ise yeterli pişme yok. Kesinlikle sert pişmemiş. Daha pişmiş olabilirdi. Yani patatesler ve havucun kalın kısmı ve kuşkonmazın yarısından aşağısı kalın kısmı pişmemiş. Eşit pişme evet, yok eşit diyorsun. Eşit pişme kesinlikle yok. Balık, somon, normal. Salata. Evet.
Ya salata, salata çok ekşi. Aşırı ekşi, sadece yolmuşsunuz, koymuşsunuz içine nar ekşisi, limon bir şeyler katmışsınız. Ama o kadar ekşi ki yüzüm ekşidi. Gerçekten öyle. Üzgünüm. Yolmadım, bıçak kullandım. Tamam. Bıçakla kestim. O zaman eşit kesememişsiniz. Kesmedi bir problem yok. Yine ona sorun yapmıyorum. Tamam. Ama ekşi. Evet. Tamam, Sena? Ben salatadan bahsedeyim. Yani salata ayıklanmasını konuştuk zaten. Ona artık bir şey söylemeyeceğim. Ben seviyorum. Şey, tat olarak iyi. Bana iyi geldi. Ama yani biraz daha böyle ne bileyim nar isterdim. Şimdi salata deyince çok pardon giriyorum ama bu salata değil, bu roka. Evet, roka yani. Sen somon roka deseydin anlar. Şimdi salata olması için yani salata mikstir, karışımdır. Evet. İçine bir şeyler girer. Birden fazla ürün olması lazım. Hmm. Yani bir tek rokayı getirmişsin. Bunu sen böyle balığın yanına iki demet getirirler ya limon, evet, tur. Öyle getirseydin hiçbir şey demezdik. Ama içinde ona da öyle. Ama şimdi salata diyorsun. Neresi salata anam baba? Neresi salata Muratçığım? Ya sosundan bahsetmiyorum. Yani bir yarışmaya katılıyorsunuz. Yemek yarışması. Sünmüş iki tane çarını çöpünü de ayıklamadan getirdiğin roka. Bunu nasıl getiriyorsunuz ya? Valla akıl alır gibi değil. Yani şuna iki tane nar, bir ceviz, bir kuru domates, ne bileyim iki tane çeri, bir parmesan, bir şey. Yani roka roka ya, evet roka. Ama onu da sündürmüşün. Bir de yani o çöpü möpü bir şeyler çıktı içinden, kökü mökü. Biraz özen yani. Çok da hani zor. Aman aman bak vaktinde kalmış. Evet. Yani bir salata yemek yarışmasına bunu böyle nasıl getiriyorsunuz anlamıyorum yani. Devam et Sena. Limon koyar. Evet, mesela. Somonun içi pişmişliği iyi zaten yani. Somon. Evet o güzel pişmiş. Evet güzel pişmiş. Tadını da ben beğendim. Sebzelere gelirsek ya aslında ben o kadar çok şey sevmiyorum. Hani bana iyi geldi. Patatesi, havucu iyi geldi. Hani ben biraz daha belki diri sevdiğim içindir. Patatesi ama, diri mi seversin? Yok diri değil işte benimkisi. Hani ha benimkisi seninki iyi. Pişmiş mi? Ha benimkisi iyi ya da küçük mü bilmiyorum, benimkisi iyi. Bana iyi geldi. Aynı şekilde girdi patatesin. Bilmiyorum bana iyi geldi. Ama yani. Ama kuşkonmaz evet olmamış. Kuşkonmazı direkt bir şey soracağım. Direkt fırın hani ya. Fırına mı attın? Yok direkt fırına atmadım. Önce bir marine ettim tavada daha sonra. Pişti yani bayağı bir pişti. Bayağı bir pişmiş yani. Evet. Evet bayağı pişti. Patates konusunda ben de çok çiğ olduğunu düşünmüyorum yani bu bana arada. Bana da gelmedi. İçeride hafif bir sertlik vardı ama yani o çiğ denecek kadar. Bende o da yoktu bilmiyorum. Çok evet salata okey. Eleştirmeye açık müsait ama ben yemeği çok beğendim. Afiyet olsun sen evet, devam et o sırada Taylan'ı dinleyeyim. Ben kuş konumuz hayatımda hiç yemediğim için onunla ilgili bir şey diyemeyeceğim. Peki Taylan'ı bir dinleyeyim. Salata için zaten hepimiz aynı yorumu yaptık. Bu salata roka salatası değil. İçinde başka şeyler de olması gerekiyordu kesinlikle. Evet balık bence güzel pişmiş, kötü evet, pişmemiş. Ben beğendim, elinize sağlık. Patates de benim damak tadıma göre gerçekten pişmiş. Ama havuç beğenemedim, havucun pişmesini. Yani çok eşin pişmiş gibi geliyor. Eşin yani çok pişmiş gibi geldi bana. Kuşkonmazı da Muazzez Hanım'a katılıyorum. Ucu şiş, ucu pişmiş. Evet. Buraya gelene kadar fırın sönmüş. Aynı fırında halbuki. Ya da ama kesebilirdi bilemem. Pişmeyen kısmı ayıklayıp uç kısmını bize sunabilirdiniz. Artık yani salatadan sınıfta kaldınız sıfır. Sadece yani, tam tarzı şey diyeceğim. Tadı benim, nasıl benim tamam, masamda? Tadı tuzu nasıl peki? Tuzu hiç tuzuyla ilgili bir şey demediniz. Dedim. Tuzu bir tık az ama benim için ideal. Tuz katabilirim, ekleyebilirim. Tamam. Peki bir şey diyordun Muazzez. Yani bu menünüzü ben sizin menünüzü bilmiyorum ama siz kendi menünüzü biliyorsunuz. Dün benim bu kadar emekli, o kadar özenli, her şeyi tam yaptığım yemek menüme nasıl 5 puan verebildiniz? Ya buna ne vermemizi bekliyorsunuz? Bakın yanmış bir ürüne ben puan verdim hanımefendi. Sizin yanmış ürününüze puan verdim. Ben 3 de verebilirdim. Vermediniz puan neydi? 5 puan verdim. Verdiniz beyefendi. Daha zaten ne vereceğim? Sen böreğe puan vermedin ki salata evet, ve cacığa verdin. Tamam yani, onu da vermeyebilirdim ondan bahsediyorum. Bakın, o başka şey bir şey. Şandı. Hadi böreğim sadece yanmış diyelim 5 mi hak ediyordu evet. Murat Bey? 5 hak ediyordu. Benim için evet 5. Burada ben bir yemek göremiyorum acaba şu ha. Şu an siz kendiniz bu masa benim verdiğim 5 puan Murat bakın Bey. 5 puana şu anda inanılmaz kötü oldum. Keşke ya. Daha da kötü verseydim. Aa, peki bu masaya yani, gerçekten. Şu an bu masa benim masam olsaydı bu sunumu alıp kaç verirdiniz? Ya efendi ortaya bir şey koydunuz onunla mı şov yaptınız? Siz de koymadınız. Siz ne koymadınız? Bardaklar yani. Hala masada bakın, ama. Bu masaya ne verirsiniz Murat Bey? Cümbüş. Yani ben şu bu anda masa, söylemiyorum. Şu an yeri değil çünkü o. Peki. Baktı zaman yazı zaman söyleyeceğim. Lütfen bu masaya ne verirsiniz çok merak ediyorum açıkçası. Ama sen daha da mı düşük vermeyi dilerdin Muazzez? Evet kesinlikle öyle. Aa yok aynen artık. Yok. Kesinlikle öyle yani. Beşten aşağı bir evet, masa değildi yani. Yok. Bir kere ortada emek var. Değildi. Bakın ben her şeyim tamdı. Yemeklerimi yetiştirmişim. Yani her şeyim tamdı. Böreğim bir, sizinki de ayrıyeten Zuhal Hanım'a evet yanık gelmişti. Sırf bana değil şekil, bana sen bayağı yakmışsın evet, böreği. Evet, evet. Ya bir şey söyleyeceğim, ben ya kabul etmek lazım bazı hataları. Kurumuş, gitmiş. Sadece, evet. Her şeyim tamdı değil. Hayır. Ama
Tabii ki 5'in 6 mıydı? Değildi. 5 de değildi bence. Yani maalesef börek yanmıştı. Evet. Onu söyleyebiliriz ama 5'in altında verseydim keşkeydi. Kabul edilebilir bir şey. Hani gerçi çorbanın mercimeği çok, çok fazlaydı. Yani, tuzu yoktu, tadı yoktu, bir şey çorbamı yoktu. Çorbamı beğenmediniz. Siz ne getirdiniz? Bunu efendim mısınız? Neyin üstünde şey vardı? Neyin üstünde şey vardı? Yani etin ismini de hatırlayamadım şu anda. Çanak köfte. Çanak köfte. Garnitürlü kaşarı yok. Menüde ne yazıyordu? Garnitürlü çanak köfte. Ben size tamam, garnitürlü çanak köfteyi sundum. Hepsinin puanı oydu hanımefendi. Ben ona uygun gördüm. Size onu verdim. Tamam. Neyse artık sizin hadi bakalım. Geçti. Evet. Salatayı beğendin mi? Yok, salata eleştirilebilir ama yemeği çok beğendim. Yani ben şey kafasında değilim. Gerçekten işte yapımı basit bilmem ne, bunlara takılmıyorum. Çünkü ortaya güzel bir şey çıktı mı? Çıkmış yani. Çıkmış mı? Ben buna bakıyorum ana yemek konusunda. Patatesin evet, kuşkonmazın, havucun pişmesi nasıl? Bittiğine göre Zuhal Hanım. Patatesin içi yani, güzel, afiyet olsun. Çiğlikten bahsetti afiyet ya. Olsun. Sen de yok. Benim için öyle hani... Kuşkonmazı ilk kez yemiş. Beğendin yani mi? Evet yani bence güzelmiş. Evet, güzel güzel tabii. Hepsini hani yemiş, şey, beğenmiş tabii ki de. Afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Damla Hanım her tarafı eşit pişmiş miydi? Patatesin içerisi tamam kabul. Dışına göre daha fark. Afiyet pişmese yemez ama zaten. Ama çiğ gibi bir ben şey değildi. Ben soruyorum şu an. Damla bu boyun kasasında ben varım. Yemeği tamam, ben hazırladım. Biraz daha sertti ama çok çiğ gibi de değildi. Ama bunları da söyleyin lütfen. Tamam ama çiğ gibi de değil ama sert biraz içi. Ama hani ana yemek güzeldi bence yani şimdi ben... Ya benim babamın da bir lafı var ayrıca. Ay sizin yemek, bu yemek buldum ye, dayak buldum kaç babacım haklısın. Yemek buldum yiyorum baba ya. Peki ama salatayı da yer misiniz? O zaman salatayı da yiyin. Yemesin önüne gelmiş hanımefendi yiyecek tabii. Siz kısandınız mı? Tamam yesin. Anlamadım siz kısandınız. Ya yiyebilir tamam, hanımefendi. Yiyin buyurun. Zenek yani buyurun, eve de götürebilir. Beğenmiş olabilir. Damla Hanım bir saniye. Balıktan kaldı eve götürebilirsiniz vereyim. Yok teşekkürler zaten evimde buzdolabım. Mini buzdolabı vardı. Ben güzel o kadar iddialı konuşmayacağım. O kadar iddialı konuşmuşsun ki ben burada aç geldim biliyor musunuz? Kahvaltıda yatmadım, öğle yemeği de yemedim. Kahvaltı ben böyle şükür yemek yemiyordum yani. Çünkü keşke yeseydim daha önceden. Murat Bey kesinlikle buraya donat atacak. Ben hafta sonu yemek yemedim. Gerçekten abi, mi? Abi Zuhal Topal'ı yemekte izlediler. Gayet yemek yiyorum. Sen abartmışsın. Hafta sonu yemek yemedim. Yemek yemediniz mi? Akça pakça yanaklar al al gayet iyisiniz. Okey. Hafta sonu yemek yememek nedir ya? Espri yapıyorsun herhalde. Yani espriden ziyade. Hiç zannetmem öyle bir şey olduğunu. Eline sağlık diyelim. Afiyet olsun. İnşallah tatlımız güzeldir. Aa tatlı helvaydı. Balık evet, uyumlu bir menü ama. Marketten alınmış helva. Genelde balıkların arkasından o tatlı gelir zaten gelir. Gerçekten. Gelir. Neyliydi helva? Portakallı. Elmalı. Portakallı elmalı. Hazır. Hazır diyorsun. Hazır marketten alınıp tekrar işlem görmüş bir tatlı olacak. Maalesef. Ama hani bu kadar... niye benden her dakika peçete istiyorsunuz? Peçeteci başı yaptı beni burada Damla Hanım. Haklısınız özür dilerim ama size alın 2-3 tane yanınıza. Size alın 2-3 tane. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama ben teşekkür etmeyeceğim. Teşekkür. Çalıştırıyorsunuz resmen. Bu arada bir şey soracağım size. Sor. Her balığın arkasından helva popüler ya. Evet. Acaba hani balıklar ölüyor arkasından cenazede helvayı o yüzden mi kavuruyorlar? Neden? Evet öyle bir espri var. Balık öldüğünü anlasın diye helvası yenir diye ama keşke yapmasaydı. Kabul ediyorum soğuk bir espriyini. Ortamı yumuşatmak istedim yani. Lütfen ortamı yumuşatma görevi bana kalsın ne olur. Öyle olsun. Evet. Yok onun yorumu yapmadım. Siz ortamı yumuşatmıyorsunuz. Peki benim tabağımdakini bunu görüyorsunuz değil mi? Neyi diyorsunuz? Sert. Sert. Siz sert değil ben söyledim. Benim sofram Zuhal Hanım'ın tabağına yorum yaptınız. Kendi tabağınız yanmamışken şu an benim tabağıma da yorum yapar mısınız lütfen? Rica ediyorum. Evet, bakın. Oraya ben zaten... Benim lütfen bir bakın. Yok Zuhal gördüm tabağımı. Hala yorum yapılıyor bakın, mu? Ben tabakları topluyorum ama. Evet, bir bakın yani. Sena Hanım. Bir dakika Murat. Sena Hanım galiba. Yok ben zaten... Bakın. Sen diğer tabakları al istersen. Bakın. Kesiliyor mu? Var. Ben zaten gerekli olan yorumu yaptım. Bakın bir de şuraya bakın. Lütfen kendiniz deneyebilirsiniz. Denememe gerek yok. Görebiliyorum zaten. Sizin peki, göremediğinizi tamam, ben görüyorum inanın. Peki. Görebiliyorum. Puanınızı yansıtmayı siz karşınızdaki tabakların yandığını inkar ettiniz. Görmediniz. Olan şeyi inkar ettiniz. Yanmamıştı. Ya böyle bir savunma yok ya. Böyle bir savunma yok mu? Tamam şu an benim tabağımdaki emekler yanmıştı. İsterseniz şu an benim tabağımdaki emekler daha fazla böreğinizi savunmayın. Başkasının tabağıyla ilgileniyorsunuz ya. Benim tabağımla da ilgilenin lütfen. Benim böreklerim de yanmıştı. Ya gerçekten şu Muazzez Hanım'ı hiç anlamış değilim ya. Çok değişik kadın. Kuyruk acısı, kuyruk. Başka hiçbir şey değil. Kuyruk acısı. Peki arkadaşlar, dünkü menüyle bugünkü menü arasında şu an ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani ne düşünüyorsunuz? Kıyaslayalım. Kıyaslayalım. Ya, emeği evet, de kıyaslayalım. Yemeği de kıyaslayalım. Her şeyi kıyaslayalım. Şimdi emeğe bence girmeyelim. Neden niye dersiniz? Girmiyoruz? Şundan bahsediyorum. Hepimiz emek yapıyoruz. Tamam, yapıyoruz herhalde sonuçta. Menünüz çok basit. Menünün o basitlikten alakalı siz değiliz. Siz kendinize yatırım yapıyor olabilir misiniz? Yok, hiç de kendime göre peki, yatırım yapmıyorum. Tam göreceğiz ya. Tamam, kıyaslayalım. Nasıldı masanın açılışından şu ana kadar? Nasıldı masamız?
Tabii ki yani sizin bakın, menünüz daha ağır olabilir, bu başka bir şey. Bakın çorbası olmamıştı, salatası olmamıştı, ana yemeğin yarısı olmamıştı. Şu an helvayı göreceğiz. Muazzez Hanım, size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun söyleyin. Ben de söylemek İstediğimiz istiyorum. Kadar sabahtan akşama 24 saat konuşalım, dün dünde kaldı, boş verin. O yüzden bugün de ona göre adaleti puanı vermenizi rica ediyorum. Dün zaten adaleti puanı verdim. Hayır, ben size aşık puan verdim. Yani ben şöyle bir şey seziniyorum Muazzez'le ilgili, teşekkürler. Afiyet olsun. Şimdi siz bana dün öyle verdiniz diyor, bugün daha yüksek verirseniz yakarım çıranızı yani diyor. Yani bu masaya bu benden masayı bu yemekleri diyor, bakın diyor, daha kolay diyor. Yakımda çabada yakalım. Adil olunuz diyor. Ben öyle almadım. Yakacağım Doğan Hanım yani. Kim? Çıramızı mı? Bakın yakacağım bu masayı, şöyle yakacağım. Benim çorbam da öyle izlesiz bu masayı yakamam. Bu masayı da yıkamazsın, merak etme. Öyle bir yıkarım ki. Tamam o zaman. Görüşeceğiz. Yakarken ben olmayayım o zaman. Beğenmediğiniz yemekleri, ben hepinizi yorumu dinledim. Dünkü benim bana yapılan yemeklerimi ve yorumları da dinledim. Evet. Kıyaslayacağım. Yani bakalım puanlamalar nasıl? Adaletli mi değil mi? Evet, dün dün de kaldı. Alamıyoruz kaldı ama. Ama yani Muazzez Hanım, insanların puanlarını etkilemeye çalışmayın ya. Amacınız da tatlınızı yiyin, buyurun. Buyurun. Dertler. Puanlarını etkilemeyin insanları. Neydi tatlınız? Helva. Helva. Helva değil, elmalı portakallı balıkçı helvası. Lütfen. Elmalı portakallı balıkçı helvası. Okey. Yani çorbayla salata kıyaslarsak sizin çorba ve salatanız daha güzeldi. Kıyaslanacak bir durum yok ki, onun çorbası yoktu. Yani süzme desen süzme değil. Blender'dan geçti desen blender'dan geçmemiş. Taneli desen taneli değil. Alakası bir şey geldi ortaya. Salata da yok. Çorbanın sadece salata... hazır somonu almış, fırına sürmüş, üstüne yağ yapalım. Ya sen de manipüle etmeyin ya. Manipülasyon yapıyorsun zaten. Hayır, ben olanı söylüyorum. Gerçekten Muazzez Hanımcığım. Başım ağrıttınız yani. Yalnız böyle hala neyini konuşuyorsunuz, ben anlamadım. Başınız ağrıdı. Manipüle etmeyin insanları. Uyursunuz, evde dinlenirsiniz. Yok valla, ben dinlenemiyorum. Niye? Bu benim sorunum değil. Ama bu kadar çan sağ ol. Ya ben yapayım Tayla. Size vallahi çok üzülüyorum bu konuda. Yazık. Sağ ol. Yazık değil de geçmiş. Afiyet olsun. Muazzez Hanım sadece kendini manipüle edebilir. Ben ya da diğer bir arkadaşlarım manipüle olabileceğini sanmıyorum. Kendi günü geçti, kendi gününü savunmak istedi. Ama savunabildi mi sanmıyorum. Yanlış bir böreği savunuyor hala. Böyle devam ederse zaten hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Muazzez Hanım'ın manipülasyon yaptığını düşünmüyorum da, Muazzez Hanım'ın haksızlık karşısında kendini savunmaya çalışan bir bayan olduğunu düşünüyorum. Yani haksızlığa uğradığını düşündüğünü düşünüyorum Muazzez Hanım'ın. Gerçekleri insanların gözüne sokmam gerekiyordu. Çünkü benim masamla kendi masasındaki arasında dağlar kadar fark vardı. Kimseyi manipüle etmeye çalışmadım. Gerçekleri herkesin yüzüne bir tokat gibi vurmak istedim. Çünkü unutuyorlar bazen arkadaşlar. Ya ben şu an neyi yediğimi şoklar içindeyim. Neden şoklar bu arada? Why? Yani portakallı, elmalı. Balıkçı helvası. Balıkçı helvası, yani portakalı bölmüş, içine atmış. Ne yapıyorsun? Ispana mı koyacağım içine? Ne yapabiliriz biliyor musunuz? Elmaları güzelce rendeleyip. Ha, ben öyle yaptı zannettim. Olması gereken yani, bu ama. Hayır, olmaz. Böyle bir şey olması gereken ya. canlı meyveleri. Siz ne yapmışsınız? Tahine sütü karıştırıp koymuşlar. Evet, tamam, tarifine bir bakın, daha sonra konuşalım. Baktım tabii ki. Böyle mi? Böyle olamaz. Nasıl? Böyle olamaz işte, dediğim gibi. Hayır, emek olması olamaz. Lazım. Bakın elmayı bütün şeye koy. Çekirdeğini çıkarmışsınız, tebrik ediyorum. Aferin. Ama bu şekilde... Siz uğraşmayın, yani... yorulmayın diye. Yani... Allah canım aslında ki ben çok beğendim. Afiyet olsun. Ağır Allah et. Ya sizin bu hayatta beğenmediğiniz bir şey var mı? Bence siz onları bize söylerseniz daha kolay işimiz bitecek. Taylan Bey. Meyvelerin de ağzını doldurması hoşuma gitti. Yani böyle küçücük rendelenseydi ben dişimin kovuğuna gelmeyecekti belki. Kime anlatıyorsun sen onu? Kameraya söylüyormuş ha. Benim öyle diyor, benim rendelenseydi diye. Yapan burada. Vallahi gerçekten şahısa beğendim. Söyleyebilir seyirci. Afiyet olsun. Yemin ederim beğendim. Ama şeyden tadacağım. Afiyet yine. Olsun. Portakalın elmadan da tadacağım. Tatmanız lazım zaten. Tatıyorum. Tamam. Oh diyor, ben diyor böyle löp löp meyve gelmesini seviyorum, evet diyor Damla. Ağzımda çiğniyorum ben. Ne güzel. Afiyet olsun. Ne güzel. Afiyet olsun. Damla, size bir şey soracağım. Hadi bakalım ne geliyor şimdi. Bomba. Ay, o kadar yüksekten konuşmayın. Anladık, tam operacısınız. Birazcık ayarınızı düşürebilirsiniz. Biz operacı değiliz çünkü. Damak tadınız olduğuna inanıyor musunuz? Bence gayet de var. Her şeyi yiyorsunuz. Köyden kasabaya kadar her şeyi yediniz. Her şeyi. Yemediğiniz bir şey kalmadı. Damak tadım olduğuna inanıyorum mesela. Et yemedim. Gördünüz siz de, iğreniyorum. Ama iğrendiğiniz bir şey yememeniz lazım ama yiyorsunuz. Pardon, burnunuzu konuş. O zaman katılmayacaksınız ya da yapmayacaksınız. Yemekteyiz ya. Ama ne yapayım, burnunuzu kapatarak yiyorsunuz.
Mecburdum yemeğe, ne yaptım tahin yani? Ekstra bir şey kattınız mı? Süt. Tamam, ekstra bir şey. Onu süt işte ekstra. O kadar. Süt ve tahin. Yani. Elma ve portakalı böldünüz, koydunuz. Ne dediyse getirmiş ki, elma ise evet, elma, portakal ise portakal, helva ise helva. Ispanak mı getireyim? Hiç. Yaranılmaz. Bu yarışmacı yaranılmaz. Hiç şey beğendiremezsin. Ne güzel adam, bir tane elmayı, bir tane portakalı. Gözünüz doysun be, daha ne istiyorsun? Bize direkt getirseydi öyle piçik rendeleseydi, suyunu çıkarsaydı daha mı iyiydi? Bize direkt getirseydi biz burada katır kutu. Siz yorulmayın diye. Aa, elmayı çekirdeği çıkarmış, kabuğunu soymuş. Daha ne yapmalıydı? Büyük ihtimalle Murat Bey bardakları kime sildirdiyse helvayı da ona yaptırdı. Yok, yasak. Çocuk şeyi. O yasak. O. Yasak tabii ki ama öyle. Çocuk ama bu, şeyi mi? Evet ama bu el, yani içinde yüzüyor. Elma ile armut birbiriyle arkadaş hayır, olmuşlar. Görmüş görmüş içine koymuş. Ya bu tatlı mı Allah aşkına? Ya ben tarifini anlatamıyorum. Siz anlat. Kimin tarifi bu? İngilizce mi konuşuyor? O da olur. Yok, İngilizce konuşmanıza gerek yok zaten ortada. Onu anlamayız herhalde. Siz Türkçe anlatın da diğer dilleri boş verin. Türkçe anlatayım. Anlatın, anlatamayacaksınız, o da önemli. Bu kimin tarifi? Elma alınıyor, soyuluyor. Mutlaka. Soyulduktan sonra. Şüphesiz. Portakal da soyuluyor. Biliyorsun. Soyulduktan sonra. Bir saniye. Sen bu tarifi internetten mi buldun? Başkasının mı? Tanıdığın birinin tarifi. Hayır hayır, ben balıkçılara da böyle yiyorum ya. Böyle yiyorsun. Evet, böyle yiyorsun. Ben böyle yedim. Ben yıllardır balıkçılara da helva yedim, hiç böylesi denk gelmedi. Ben ilk defa. Yani iyi ki gelmemiş, o da ayrı da. Biraz da tabii tarifine baktım. Ha sen herhalde yorum kattın bence. Tabii tabii, biraz öyle oldu. Okey okey. Yorum yorum, böyle şeyi, yoruma. Onun öylesi, onun yorumu, böylesi, o öylesi. En sonunda elma ve armut birbirleriyle akraba olmuşlar, burada bize bakıyorlar. Baba portakal. Ya armut dedim. Armut, evet. Fark etmiyor, ikisi de benzemiyor ki zaten hiçbir şeye. Bu kadar basit beğenmedim. Bir tatlı yapamamışsın. Ben çok basit bir tatlı söyleyebilir miyim? Bir yorum yapabilir miyim? Sen de beğenmedin Muazzez. Seda sendeyiz. Yani, ben şöyle beklerdim. Portakalı aroma olarak almak isterdim. Elmayı da rendelenmiş bir şekilde. Ben de öyle zannettim. Öyle isterdim yani ama. Hayaller ve gerçekler. Hayaller. Hayatlar olmuş. Bu sefer rendelemişim, niye rendelemişim? Bir de çok fazla tahin tadı geliyor. Ben çok helvadan daha çok tahin bastırmış helvanın tadı. Evet. Yani tahin. Evet. İçinde süt dışında bir şey yok hanımefendi. Tekrar sütü ediyorum. Sütü çok mu az koydunuz acaba? Süt dışında herhangi bir şey ne yok. Ne kadar süt, ne kadar helva koydun? 1,5 bardağı yakın. Süt 500 gram üzerinde 600 gram falan tahin. Tahinli helva. Çok az. Tahinli helva. Şey ya, normalde helva. 1,5 bardak. Tahinli helva dediniz ama tahinli helvayı da hazır mı aldınız yani? Tahin hazır, şekilde. Evet, hazır. Murat Bey bence kabul ediyor. Kabul etmek de güzel bir şey. Aa, tahinli helvalardan aldı. Bunda sınıfta kaldınız. Helva nasıl olmamış? Hani yorulmayın diyedir, okey. Yorulmayın siz. Hayır hayır, tahin koydunuz zannettim. Helvalar satılır ya. Yok, normal normal tahin helva. Anladım. Peki Murat Bey, karidesleri de siz ayıklamadınız, tahini de hazır aldınız, somonda dilim koyup ne yaptınız emek olarak? Yani bir de 8 dakika kala mı bitirmiştiniz? Bir zahmet bitirin. 8 dakika 25 saniye hanım. Yani 8 dakika 25 saniye ve bardaklarımız da zaten kirli. Masa denen hiçbir şey yok ortada. Siz ne yaptınız 2,5 saniye? Giyindi işte anca. Evet. Giyindiniz. Doğru, onu diyecektim. 80'li dönemin piyano şantörü olarak giyindi ve çıktı buraya. O kadar kutsuz ki ben gerçekten muhteşem bir şey bekliyordum. Evet. Ben de beklerdim. Hiçbir şey çıkmadı. Hani 45 dakikada yapacaktınız? 8 dakikamız kalmış. Nerede? 45 dakikada benim menümü yapıyorum. Ha pardon, 45 dakikadan. Yani o zaman siz yarım saatte yapmanız gerekiyordu ki sözünüzün eli olabilirsiniz. Çok fena yükleniyorlar sana. Nasıl altından kalkacaksın çok merak ediyorum. Ama mantıklı bir yüklenme. Cevap görünüyor. Ama Allah'tan Damla var masada. Evet. Bak, o beğendi. Dur. Ben de şu konuda eleştirmek istiyorum sizi. Sizin neden gözünüzün üstünde kaşınız var acaba? Ben de bunu eleştiriyorum şu anda. Buyurun, cevap verin hadi. Bana sormuyor. Size soruyor. Bize soruyor. Kinaye yapmaya çalışıyor evet. Efendi ama yapamıyor onu da. Ben danışmanımda kaşınıyorum. Mesaj geldi size. Sizin danışmanımıza soralım yanınızda. Lütfen. Adamın gözünün üstünde kaşı var ya. Allah mesaj Allah. Geldi. Damla Hanım. Gerçekten bir şey soracağım. Bu kadar her şeyi nasıl beğenebiliyorsunuz? Adaletliyim ben. Adaletliyim. Bunun neresinde adalet? Bunu mahkemeye versen mahkemede kanıt olarak bile kabul etmezler. Bak şu an. Ya abartmayın ya. Ya Taylan. Çok doğru, çok doğru. Ne puan vereceksiniz? Ya ben bir saat dışı bir dakika. Aynı anda konuşmayın. Sadece beğenmedim, çorba ve salataydı. Ay, balıkçı helva tatlısı, kırmızı balık gölde diye bir şarkı var ya, onun gibi bir şey yani. 60 oltayı balık geliyor 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 demişler ama hiçbir şey gelememiş. Ben öyle bir tatlı hayatımda daha hiç yemedim. Portakallı elmalı balıkçı helvasına ben sadece gülüyorum. Meyve tabağı mı yedim yoksa bir tatlı mı yedim anlayamadım. Ben onu kesinlikle beğenmedim. Ay çok güzel, çok lezzetli bir tatlıydı o öyle. Hani rendele mendele demişler ya. Rendelenseydi bence tadı kaybolur giderdi orada meyvelerin. Bence böyle ağzı doldurması, çiğnemek. Çiğnemenin de bence bir lezzeti, hazzı var yemeklerde. Ben çok beğendim. Güzeldi. İyi ki büyük büyük yani rendelememiş de iyi ki ağzımıza geliyordu meyve. Hiçbir şekilde balıkçı helva tatlısı bu şekilde olmaz. Ve zaten içinde diri diri duruyordu. Nasıl yiyecektik bilemiyoruz. Biraz parçalayabilirdi, biraz onu tarçınla harmanlayabilirdi, rendeleyebilirdi elmaları. Ama hiçbirini yapmamıştı. Bu bir helva tatlısı değil. Peki sen tatlıyı da beğendin. Evet evet. Evet, yemek faslını kapatıyoruz. Açık oylamayı açıyoruz.
puan olarak gerçekten menümün arkasındayım. Çok da güzel oldu. Lezzeti, kıvamı, tuzu, tadı her şey yerindeydi. O yüzden puan olarak en düşük 7 puan bekliyorum herkesten. Muazzez Hanım istediği kadar konuşabilir. İsterse 24 saat konuşsun. Bence onu dinlemeyecekler bugün. Evet, bugün de geldik puanlama kısmına programımızın. Murat'ın 75 bin TL yolundaki emeğinin karşılığını şimdi sizler puan olarak tahtalarınıza yazacaksınız. Yine eksik herhangi bir durum olmadığı için 3 ile 10 arasında bir puanlama yapmanızı istiyoruz. Buyursunlar sevgili yarışmacılar, açın tahtalarınızı. Sizler düşünürken ben de menüsünü hatırlatayım. İlk olarak pırasa çorbası ile başladık Murat'ın menüsünde. Ana yemek olarak tabağımızda karides güveç vardı. Ana yemeği somondu, kuşkonmaz yatağı üzerinde. Yanında somona baby patatesi, baby havuç eşlik etti. Bir de roka salatası vardı. Son olarak da portakallı elmalı balıkçı helvasıyla günü tamamladık. Lütfen kimse kimsenin puanına bakmasın yazarken. Buçuklu puan veremiyoruz değil mi? Hayır canım. Öyle bir uygulamamız yok. Damla'nın kafası karışık. Daha çok beğenecek miyiz? Önce ben mi veriyorum bunu? Yaz da kapat. Damlacığım herkes aynı anda yazıyor. Herkes yazdı, seni bekliyoruz. Aa, ben düşünürken ne ara yazdınız siz? Ay özür dilerim. Rica ben kıyas yapıyordum. İster istemez kafam çok karıştı. Adaletli olmak çok zor bu hayatta. Sen de haklısın. Ah çok şükür. Acele etme. Zaten şu an tek tek hepinize soracağım. Puanınızdan emin misiniz? Kafanızda oturtamadığınız, ikilemde kaldığınız bir yemekle ilgili durumunuz var mı? Var mı Taylan, Muazzez, Sena? Sana da söyleyeyim. Emin değilsen şu an değiştirebilirsin Damla. Değiştirmek ister misin? Şu an öyle bir hakkınız var. Hala düşünüyorum yani. Vallahi sen verirsin istersen. Çok zor gerçekten. Tabii emin değilsen değiştir yahu. Çok da sık boğaz etmeyin yani. Emin değilse. Önemli bir karar çünkü herkes için. Tamam mısın? Kalsın ya. Kalsın peki. Damla emin. Başka da değişmek isteyen olmadığına göre yarışmacıma dönebilirim artık. Murat kaç puan bekliyorsun yemeklerine? En düşük 9 puan bekliyorum. Sen de güldün. Ya ya Taylan beyefendi niye güldün? Niye güldünüzsünüz ne? Sen niye güldün? Siz niye güldünüz abi? 9 bekleyemez. Bu programın konseptinde yok mu 9? Var var. Tamam. Niye güldün? Tamam 10 da bekleyebilirim. 9 da bekleyebilirim. Normal değil mi? Sanki kendin de inanmadın bu beklentiye. Sanki çok mu attım ya bir an bir düşündün 9 mu dedin? Hayır bekleyebiliyorum ama değil mi? 10 da tabii. Tam bitti. O gönül ister. Tamam 9 puan bekliyorum. 9 bekle hadi buyurun bakalım. En düşük 9. Hayallerinizi kıracak gibi oldu. Adayız. Bakalım ilk olarak Taylan'ın puanıyla başlıyoruz bugünkü açık oylamaya. Evet Taylan, aç ve yüksek sesle bize söyle lütfen. Murat Bey o tren kaçtı. Sizi daha çok beklersiniz. 4. Saçmalık ya. İşte saçmalık değil. 1 puan mı verdin epi topu? Hangi? Lapa olan çorbaya mı? Olmayan karidese mi? İçinde şöyle bir tek somonun tadı ve karidesin tadını beğendiğim için 1 puan verdim. Olmayan tatlıya mı? Tatlı akraba olmuştu çünkü. Ha, o kadar yani 1 puan. O kadar uğraş çaba. Evet. Sabahın 5'inde. Hepimiz emek çaba gösteriyoruz. Emekle alakalı bir durum değil ki. O zaman o onun emeğine versin, bu bunun çabasına versin. O zaman biz lezzet konuşmayalım burada. Beyefendi 3 puandan tamam başlıyor çünkü. 3'den başlıyor zaten 4 verdi. Ben 0 vermedim. 0 veremiyorsun çünkü eksik. Ya da 1 vermedi. Veremezsiniz zaten. 3'ten başlıyoruz ben zaten. Ben vermedim. 4 verdim. Bu da benim kararım. Ağzımın kirası ya da elimin kirasını siz ödemiyorsunuz herhalde değil mi? Şu an konuşmak. Konuşma çok doğrumda sanki. Maalesef düşük bir puanla başladı. Bakalım Muazzez'den kaç puan gelecek? Evet Muazzez, senin de puanını öğrenelim lütfen. Benim Murat Bey puanım 4. Hiç şaşırma. Düşük mü bekliyordun Muazzez'den? Çok iyi ya. İyi mi? Tabii hiçbir şey yemedi ki çünkü. Hiçbir bir şey yemedi. Bir puanı da somonuna verdim. Ne yediniz? Hiçbir somon, şey yemediniz ki. Somon tadına baktım. Somona baktım. Yani hepsini tattım mutlaka. Hepsine. Ben size 5 verdim ama. Evet, benimki yanmış birine verdim ama biliyorsunuz değil mi? Keşke daha az vereydim demeseydin daha iyiydi. Ya evet, ben hiçbir gerçekten yemeğiniz, çok pişmanım. Hiçbir yemeğiniz yani, olmamıştı, sadece somonunuza bu puanı verdim. Şu an çok duygusal şeye girdim. Fazla. Gözlerim doldu. Hiçbir masanız yoktu, masada bir şey yoktu. Ona bile puan verdim şu an. Hanımefendi, ben sizin yanlış ürününüze verdim diyorum 5 puan. Ya. Dinlemiyor musunuz beni? Yanlış ürüme puan vermediniz mi? Yanlış evet. Üründen puan kırdınız. Tamam, 5 puan. 3 de verebilirdim 5 ama. Puan kırdınız. Tamam, 3 de verebilirdim. Neyi verdiniz 2 puanımı? Söyledim dün, cacık tamam. Getirmiştiniz. Tamam, manda yoğurduna. Yanlış böreğim bir şeyden 5 puan kırdınız. Ben sadece bir ürününüze o puanı verdim.
Ve gayet içim rahat, vicdanım rahat sağ yani. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Evet, Damla'dan gelecek yeni puan. Kararsız kalmıştı. Evet, şimdi gösterip söyleyebilirsin Damlacığım. Kaç? Budur bu, bu. Bu nedir? Bu mu? Budur. Bu yedi. Nedir? Damla Hanım. Yedidir, yedi. Damla öyle, kendine de söyle, inanmıyorlar. Damla Hanım, sesini söylemek zorundayım. Böyle yedi. Bir Damla, Murat'ın yemeklerini yedi. Ben çok iyi ya. Yemek vardı Damla Hanım, iki tane. Hem salatayı beğenmedin, hem çörmeyi beğenmedin. Okuduğu cümleyi bilebiliyorsunuz. Yani bak, şey zaten. Okey, okey. Haklısınız. Yani hem salatayı beğendiniz, hem salatayı beğenmediniz ve benim yemeğimde her şeyi beğendiniz. Ay Muazzez Hanım, ben şu an bu yediğimi anlamıştım. Ben kendimi yırtardım. Ya, adaletsizliği ya. Olması gereken bu zaten. Benim tüm yemeklerimi beğendiniz, bana yedi verdiniz. İki yemeğini beğenmediniz, yedi verdiniz. Sizce adalet nerede buranın, Damla Hanım? Ya şöyle... Ne? Evet, yani evet. Çok güzeldi. He, başka? Tabii. Salatayı beğenmediniz ama salatayla çorbayı beğenmedi ki. Tatlıyı da beğendi. Ama yemeği çok güzeldi. İşte çorbadan salatadan kırsa zaten 3 puan kırmış oluyor. Doğru. Hepsini beğendi. Benim yemeğim hepsini yok, beğendi. Yok, hepsini beğenmedi, affedersiniz. Ama iki yemeği bariz beğenmedi. Salatayı da beğenmedi. Ama dün daha çok şey beğendi. Evet, ya şu an adalet var mı bunun içinde? Evet, yok. Aslında salatanın o içerisindeki o şey çıkmasaydı benim için salatada da problem yoktu da. Hayır, problem var dedin. Şu an çelişiyorsunuz kendiniz. Hayır, o içinden çıkan şeyler yüzünden problem oluştu. Ekşiliği de söylemiştim. Bence mutlu olun. Damla gibi bir yarışmacıya denk geldiğiniz için mutlu olun. Ne ama güzel. Yani yedi, adaletsiz yedi, puan. 7 veriyor. Hayır, Zuhal Hanım, ben eğer kötü yapacaksam bana 4 de versin, 5 de versin. Bu sorun değil ama adaletli olur. İstemez. Hayır, isterim tabii ki. Herkes ister. Ama tabii ki ister. Masada yüksek puan veren bir yarışmacı var. Hiçbir şekilde benim yemeğimi... Tamam Aziz Hanım ya, manipüle etmeyin. Tamam, ama vermiş, beğenmiş, yemiş, vermiş mi? Ya başım dönüyor, tansiyonum. Gerçekten sızdır. Valla bayılacağım ya. Yani sergide şirin mi gözükmeye çalışıyorsunuz? Ana yemeği çok güzeldi. Tamam, peki tatlısı iki yemeği. Bakın güzeldi. Çorbayı beğenmedim dediniz değil mi? Muazzam. Karides de soğuk. Ama çorbayı beğenmediniz değil mi? Olarak. Bakın çorbayı tatlı, beğenmediniz. Siz beğendiniz mi? Beğendi. Tatlıyı beğendim tabii. Bayıldı. O portakal. Dinlemiyor musunuz beyefendi? Elmanın. Söylüyor beğendim. Haylan Bey. Haylan Bey. Haylan Bey. Efendim Murat Bey. Yedi ya hanımefendi, beğendiğini söylüyor. Ben de onu diyorum zaten, köy kasabayı yedi. Ya, nasıl yedi bilirim, şey bu kadını yedi. Öyle şeyler söylemeyin. Yani. Aman ama şimdi öyle ya, ama. Ya o minnoşluk gidiyor, sertleşiyor. Ki hoş gene de sertleşiyor. İstesen de sen bu öyle bir olamaz. Bu sert olamaz. Polyanlı kız kardeşi. Hayır, benim masamda her ben şeyi beğendiniz, yedi verdiniz. Burada iki ürünü evet. Beğenmediniz, yedi verdiniz. Aslında şöyle diyeyim. Aslında masada yok, siz tamamen oynuyorsunuz evet. Şu an. Normalde et yemiyorum ya ben. Beni ilgilendirmiyor. Bir saniye, bir dinleyelim. Normalde et yemiyorum ya. Balığı kırmızı, sevdi. Kırmızı beyaz eti olması ayrıca mutlu etti onu. Şey evet. Gibi oldu. Tamam, onun salatasıyla çorbası daha güzeldi. Evet, burası ondan belki biraz daha sonuç? Mesela şey olabilir. Salatasında bir şey falan çıkmış olabilir. Evet. Ama hani onun da hani köftesini vesaire normalde sevmiyorum ya, ama bunun da yemekleri of yani. Ana yemek çok hoşuma gitti. Çok lezzetliydi. Damla'nın beyninde şöyle üretiyor. Damla'nın beyninde şöyle üretiyor. Okey okey. Aa, o onun olsa, o onun olsa, o onun busu. İşte ikisi tarafta yedi. Yanlış yoldasınız. Niye kıskanıyorsunuz ya? Niye yolunuzu bulmanız lazım. Niye öyle tatmin etmiş. Allah Allah. Aa, bu kadar basit ya. Öyle tatmin etmiş. Bu hayatta kıskanacağım şey Damla Hanım oldu. Beyefendi 7 puan vermiş. Vicdanınız rahat mı Damla Hanım? Ya neyi sorguluyorsunuz hanımefendi? Yarım saatte 7 puanı gördünüz. Sorguluyorsunuz tabii ki. Haksızlık var. Tamam, evet, sorgulamayın ya. Damla Hanım niye büyük puan verdi biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Sana ne kardeşim, verdi. Bir ben senin kardeşin değilim. Tamam, hayatım boyunca kardeşin olamam tamam, zaten. Bu kadar 7 puan. Tamam, siz de bizi tanıştıktan çok sevindim. Evet, evet. Tamam, oraya geçtim. İkincisi özür diledi ve çiçek şey vardı ya, o yüzden büyük puan verdim. Yoksa vermezdi yani, ben size söyleyeyim. Şey, kıskanıyor musunuz siz? Ay gerçekten bu hayatta sizi kıskanıyorum. Bir Damla'yı, Damla Hanım'ı, bir de Murat Bey'i kıskanıyorum. Başka kimse kalmadı zaten şu Türkiye Cumhuriyeti'nde. Kıskanacak adam. İkiniz kaldınız. Başka derdim tasam yok. Aylan Bey kıskanıyor. Evet, çok kıskanıyorum. Çatır çatır çatladım burada. Beni kıskandınız ya. Kıyafetimi kıskandınız. Gözünüz benim üzerimdeydi. Neyi kıskanayım? 80'ler dönümünden fırlamış piyano şantörü kıskanacağım ben burada. Ya, neyi kıskanayım? Öyle şeyler değil. Öyle ama Zuhal Hanım. Ya gözü benim üzerimdeydi ya. Bence Taylan'ın bütün ayarını bozan Tayyar oldu. Orası her zaten şey çok güzel gidiyordu. Bak benim ceketimle kadar güzel. Benim ceketimle kadar güzel. Ama gözü benim üzerimdeydi. Bir saniye, gözü ne? Gözü hep benim üzerimdeydi. Evet, hep sizin gözünüzden şey. Yemeklerin tadına o yüzden bakamadı biliyor musunuz? Bakamadım ben. Göz alıcı olduğun aşikar, o ayrı. Evet. Evet, hep bana baktın. Bu arada kaynamasın, son puan gelecek Sena'dan. Zuhal Hanım, bu arada şey söylemek istiyorum. Neyi? Onun ceketine karşı kendi ceketimi söylemek istiyorum. Bu Türkiye'de bir tek bende var. Ne güzel. Çünkü bir tasarımcıya ait. İçindeki astarında da Aysel Dürel'in sözleri var. Ya Fatih Pazarı'nda var aynısından. Fatih Pazarı'ndan var. Ya aynısı var ya. Ya modadan anlamayan, ya. Moda katili, 40 yıllık yiyecek. Ya Fatih Pazarı'nda var ya. Ya katili mi? Tövbe yarabbim. Artık ceketleri bırakalım, Sena'nın puanına bakalım.
Evet Sena, senin de puanını öğrenelim son olarak tatlım. Benim de Murat Bey'e puanım 4. Ya bunu hiç anlaşmış ya. Ben gidiyorum ya. Vallahi. Güle güle. Güle güle gerçekten. Bu şey bir şey söyleyeyim mi? Kapı açık yol. Neydi öyle bir şey vardı. Arkanı dön ve çık istenmiyorsun evet. Artık. Zaten gitti istenmediği belli. Ya bir şey diyeyim, bunu hiç anlaşmış bence. Ama saygı evet. Hiç kusur etmiyor. Nerede anlaşacak? Ya, saygı da kusur ediyor. Biz nerede anlaşabiliriz? Etmiyorsun bravo. Niye 4? Bir saniye otur Murat sakin ol. Oturayım pardon oturayım. Otur otur. Niye 4? Neye verdin bir puan? Somonun pişmesine. Mi? Yani somonun pişmesi, ya somonun lezzetine verdim. Pişmesine de vermedim açıkçası. Somonu da pişirsin yani bir zahmet. Bu menüye somonu da pişirmeniz gerekiyordu. Ben böyle düşünüyorum. Doğru versen yalan bu somonu. Hak etmiyoruz puanı. Ama Allah'tan bir 7 puanımız var. Güzel, sevindirici. Yarın kim yarışıyor acaba? Taylan. Taylan. Oo, sabırsızlıkla bekliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sana da eline emeğine sağlık diyelim sevgili Murat. Efendim bu akşamlık da bizlerden bu kadar. İyi akşamlar.